İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Bu akşam, e, yani akşamın taze haberi, Afganistan'da Taliban'ın kabineyi bek bütün dünya tarafından beklenen hükümet üyelerini açıklamasıydı. Bu esasında bir tek sorunun cevabı, çok kritik bir konu değil bu. Herkes şunu istiyordu, bu Taliban'ın açıklayacağı kabine kapsayıcı olsun. Kapsayıcı eşittir, biraz sulandırılmış olsun, tam Taliban olmasın. Biz de bundan sonra Taliban'la ya da Afganistan yönetimiyle ilişkilerimizi biraz daha güzel tutalım. Aslında güzel tutalım falan diyen yok. Herkes sıraya girmiş durumda Taliban yönetimiyle ilişki kurmak için. Amerika'da öyle, İngiltere'de öyle. İngiltere zaten en önde gidiyor. Ama hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. İngiltere dün akşam Dışişleri Bakanı ağzıyla bir açıklama yaptı. Dedi ki Afganistan konusunda bir küresel koalisyona liderlik yapacağım. Bir küresel koalisyon kuracağım. Bu bakın bu Afganistan'la ilgili bir şey değil. Bu Amerika ile ilgili bir şey, dünya ile ilgili. Siz nereye bağlıyorsanız orayla ilgili olabilir. Çin'le bağlantılı olabilir, Rusya ile, Avrupa ile. En son Afganistan'la ilgili bir şey. Bu başta başına konuşulması gereken bir konu, önemli bir konu. Bunu anlamamız gerekiyor. Afganistan'ın alt başlıklarından biri gibi gözüküyor. Bölgenin en üst başlıklarından biridir. Ama şimdi saydık. Dedik şimdi bütün ülkeler sırada. Doğudaki ülkeler de öyle. Bunu da şöyle anlıyoruz. Doğrulanmadı. Hatta bu sabah Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çıktı ki bize böyle bir davet gelmedi dedi. Ama dün bütün dünya basınında, medyasında bu konuşuldu. Dendi ki Taliban hükümeti açıklayacak. Bunun içinde bazı ülkelere davet gönderdi. Davetiye gönderdi. Hangi ülkelerdendi? Rusya, Çin, Pakistan, İran, Katar, Türkiye. Şimdi bu artık hani davetini önemsiz sayabilirsiniz. Bu kümeyi, bu masada sizinle çok paylaştık. Varyantlarını da paylaştık. Moda deyim bu ya efendim. Bu da konuşulması gereken bir şey. Davetiye olsun olmasın. Yani hani bir an önce aşalım istiyoruz ama Türkiye Türkiye'de bu konuyla ilgilenmeye devam ediyor. Buna bakacağız. Mecburen Afganistan konuşacağız. Önemli bir konu efendim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bütün bunlar olurken biliyorsunuz isyan eden bazı bölgeler vardı. İsyan tırnak içinde söylüyoruz. Afganistan içinde bunlar da yavaş yavaş sönümleniyor. Birçok kaynak, Ben de bu meselenin kapandığını söylüyor. Türkiye bunu onaylamıyor henüz ki istihbaratı çok kuvvetli Türkiye'nin. Ee, ama bir sona doğru gittiğini anlıyoruz. Asıl iş şu Demin dediğim gibi yani uluslararası boyutun burada Taliban'la kurmak istediği ilişki. Tanıyacağız demiyorlar. Demezler de biz de demiyoruz. Ankara'da demiyor. Gel gelelim herkes ilişki kurmak istiyor. İkinci konumuz efendim. İkinci tur görüşmeler bugün Ankara'da gerçekleşti. Mısır Türkiye görüşmeleri birinci maddesi büyükelçi atanması meselesiydi. Mısır Türkiye ilişkilerinin ayrı bir safhaya bir üst safhaya geçmesi... Ee, Önemli bir konu. Yani Afganistan özelinde düşünmüyoruz bunu. Orta Doğu özelinde düşünüyoruz. Bunu tekrar bir elden geçirmemiz gerekiyor bu akşam. Öyle yapacağız. Bir başka merak konusu. Efendim doğrusu hakikaten merak konusu. Hani biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bir Kuzey Irak ziyareti gerçekleştirdi. Hem iç konudur hem dış konudur. Veya şöyle de söyleyebiliriz. İçi sizi yakar dışı bizi yakar. Her bile gitti. Şimdi... Bunu siyaset üzerinden konuşmak isterseniz söylenecek çok şey var. Afrin harekatları için neler söylediğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da efendim oralara gidiyorsunuz arkanıza bayrak koydurmuyorsunuz diyorlardı. Maşallah <laughs> bayrak falan da yok. Hani denebilir ki efendim biz de bu ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Peki bu tür ülkelere gideriz biz ilgilendiren ülkelere. Onları ziyaret ederiz. Ee, Azerbaycan'da görmedik mesela sizi. Başka yani uzatabiliriz konuyu da neyse bizim asıl ele almak istediğimiz şu. Hayırdır inşallah diyeceğiz. Yani çünkü bu konuda bu iş neden yapıldı? Neden böyle bir görüşme gerçekleşti sorusuna biz kendi bağlamımızdan yani bölgede bir şeyler mi var? Bunun Türkiye siyasetine yansıyan ayakları mı söz konusu? Ona bakmaya, onların arasında bağ kurmaya gayret edeceğiz. Suriye efendim bu konuyu aslında geçen hafta açmamız gerekirdi. Neden açmadık? biraz olgunlaşsın istedik. Çünkü bir ayağı sürüyordu, ayağını sürüyordu konu. Soru şu efendim, Afganistan örneğinden hareketle Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilir mi? Bu çok önemli bir soru. Buna ilişkin, tabi bu şu demek aynı zamanda PYD, PKK'nın geleceği nasıl olacak? Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Türkiye-Şam ilişkileri yeni bir bölüme geçer mi? Tabi hemen Irak'la bağlantısı var. Demin bahsettiğimiz konuyla da bağlantısı var. Bu da bir kalem efendim. İnşallah yetiştirmeyi gayret edeceğiz. Kaddafi'nin e, oğlu serbest. Bunu Ahni Bey'e soracağız. Çünkü Kaddafi'nin e, oğluna siyaseten yatırım yapmayı tercih etmişti. Bakalım nereye bağlayacak Sayın Hamdi Özgürel. Bir de Almanya seçimleri var. Bunun için çok az zamanımız kaldı Almanya'ya konuşmaya. Çok kritik bir konu. E, eğer şu anda e, anketlerin gösterdiği sonuçlar çıkarsa bizim canımız sıkılır. Tam onu yetiştirmeye çalışacağız ama yetiştiremezsek inşallah Perşembe de konuşuruz bu konuyu. Ama şimdi bu akşam bu sıralamayı biraz takip edelim. Bunun üzerinden gidelim diyoruz Sayın Ahmet Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Doçent Doktor ve Emekli Tuğ Sayın Fahri Eren Erpaşam. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoşçakalın. Hoş Teşekkürler. Ee, bu arada şunu da itiraf edeyim efendim. Biz Paşam'la da diğer büyüklerimizle de böyle bazen programdan önce paketler hazırlıyoruz. Üzerinde çalışalım. Diğer konuların dışında da hani dünyanın ahvali üzerine bakın böyle şeyler de var diye. Ama bunları ne yazık ki sıklıkla eleştirmek mümkün olmuyor. Hani e, mesela iki program önce biz kendi açımızdan bu Akıncı FİHA meselesinin evet. boyutlarını konuştuk. Hala duruyor. Hala duruyor. Böyle dosyalarımız var ama işte siz de görüyorsunuz dünyanın halini boş verin, bölgenin halini bile. Tamam, ancak tamam diyoruz. Avni Bey ilk soruyor oradan soralım. Şöyle bir takdim teyiri yapalım mı Avni abi? Evet. Hayırdır. Niye ne oluyor yani? CHP Erbil'e gidiyordu. Orada görüşmeler yapıyor da heyet gidiyor. Fazla resmi açıklaması da yok. Ya bu işte AK Parti Arkadaşlar, çok biraz serin sevinirim. AK Parti'nin gerisinde kalmış olmamı. Ankara siyasetini ne kavrayamamış olmanın verdiği ezikliklerle gidiyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani hani e, bu tabii öyle bir hani Ali harikalar diyarında falan havası değil elbette ama e, Türkiye'nin son derece ağırlıklı olduğu bir coğrafyaya gidiyorsun önümüzdeki dönemde de Irak'ta Türkiye'nin etkinliği fevkalade artacak. Bunun i̇şaretleri var. Bunlar gelmiş. Siz de kendinize ana muhalefet şey biçmişsiniz. Ee, bir şekilde buradan bilgilenmek istiyorsunuz. Aslında bizim Dışişleri Bakanlığı'na sorsanız anlatacağı şeylerdir ama bir de tanışmak. Onun için bana göre ana muhalefet partisi olarak gecikmiş bir şey, alakanın sonucudur bu ziyaret. Ama yine de ona rağmen işte iyidir yani, yap doğru bir şeydir yani. Evet. Yanlış bir şey değil. Ben biraz bir naif analiz yaptığınızı söylesem alınmazsınız evet, değil mi? Mesela şöyle olsa olmuyor mu? Deniyor ki iç siyasete yönelik bir boyutu var. Bu boyut işte HDP'li ilgisiyle alakalıdır. Bir de daha da ileri yazanlar bunlar açıkça köşe yazılarında yazıldığı için büyük gazetelerin rahatlıkla konuşabiliyorum. Mesela diyorlar ki PKK'nın bir sıkışmış hali var. Evet, hem bölgede hem Türkiye'de nefes alamaz hale geldiler. HDP de bu konuda CHP'ye ola ki baskısı vardır. Buna nefes açmak, nefes yolu açmak için de yapılmış bir ziyarettir bu. Yani hiç kimsenin gücü PKK'ya nefes vermeye yetmez, evet. CHP'nin de yetmez, Hı. Kimsenin yetmez. Hı. O sıkıştı, sıkıştıracağı kadar ve e, bundan sonrasında PKK'nın şeyini ne olabileceğini, önünde nelerin olabileceğini zaten konuşuruz. Yani o ayrı Hı. mesele Hı. E, açıkça e, Kuzey Irak yönetimi yani Barzani yönetimi zaten bu PKK ya temizlenir ya temizlenir diye açıkladı. Bunu söyleyen bir yönetime sen ziyarete gitsen sana başka bir şey söyleyecek değil. Oradaki siyaset başka türlü oluşmaz zaten. Ayrıyeten sadece o değil Bağdat yönetimi de aynı şeyi söylüyor. Yani bu Sincar'dan zaten bu da sebeplerden biri imha, sayılıyor. Neredeyse yani PKK imha edilmeli diyorlar. Yani artık daha ötesi yani Türkiye'nin de şey yaptığı hoşgörüyle baktığı bu e, Tahrir Şam e, lideri diyor ki yakında tıpkı Amerikan uçaklarının kuyruklarına yapılmış asılan şeyler gibi Afganlılar gibi uçmak için e, Rusya Suriye'yi terk ederken Rus uçaklarının kuyruklarına yapışmış PKK'lıları göreceksiniz diyor. Yani bölgede Irak'ta ve Suriye'de PKK'ya yaklaşım bu. Onun için yani CHP'nin ziyaretinin öyle soluk vermesi falan diye değil, anlama çabası. İnşallah öyle çabadır yani anlamak çabasıdır. Türkiye'nin girişimlerini, niyetini Oradaki yaklaşımını, tavrını, orada çünkü yani Türkiye'yi ihbar edildi biliyorsunuz. Orada efendim üstler kuruyor, yok bilmem ne diyor falan diye. Ya onun için ben öyle diye görmüyorum. o Yani siz bu konuda şunu söylüyorsunuz o zaman. Işte Ama siz gecikmiş hı. bir şey yani. Çok gecikmiş bir şey. Yani, yani aynı buna şey. Buna vahlanır biraz mı yani? Evet öyle yani. Belki. Ben vahlanacak halim yok da yani hı hı. Ee, en azından e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından, liderliği açısından devletten bilgi almak. Çünkü devlet doğru dürüst sağlam bilgiyi veriyor zaten. Ya abi yani şimdi ben hani illa bunu... sıçratmamak için... Yani bin ton laf söyledi bu insanlar. Evet. Yani aylarca, yıllarca orada ne işiniz var, burada ne işiniz var çıkın oradan bilmem ne. Suriye tabii, tabii, politikası tabii. İşte, hala yani ortada. Neler neler yani biliyorsunuz. Yani bu... İsim isim de söylerim. Şimdi oraya giden heyetin evet. hepsine kefil olmak mümkün mü? Şimdi, neyse onları teker tabii. teker söyletirmeyin bana. İyi, tamam. Ama yani şöyle bir şey var. Ee, bu heyetin orada anlamak gayretiyle bir şey yapmış olduğunu düşünmüyorum. Yani yine bir acaba Ankara, Ankara veyahut da Türkiye veya AK Parti adına ne derseniz deyin ne tür e, hatalar yapıyoru eşelemek hı hı. maksadıyla gidiliyor. Hı hı. Orada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetini belki de bir nebze deşifre etmek. Bu tür şeyleri işitirsek hiç şaşırmayalım yani bir gün. Birisi ağzından şeyler filan. Yani o bakımdan ben e, tabii temenni benim ki yani anlamak gayreti Peki. diye görüyorum. Kısa bir turda bitirelim mi Sen Olur. hocam? Buyurunuz. Siz ne düşündünüz <laughs> bununla ilgili? Ben bunun bir vizyon e, e, geliştirme işiyle pek de alakalı olmadığını düşünüyorum. Eksersiz yapıyorlardır. Yok iç siyasete dönük bir yatırım Peki. yapıyorlar. Peki. Yani herhalde gidip e, Mazlum Abdi mi ne nedir o adam onunla görüşecek halleri yok. Evet. Ama yani bunun zeminini bulsalar herhalde onunla da görüşecekler. Ama işte Barzani yönetimi Türkiye'ye yakın. işte PKK'ya karşı belli bir ama işte Kürt meselesinin içinde filan. Bir de tabii şunu unutmayalım Türkiye'de çok ciddi bir e, Barzani sempatizanı. Tabi var, kesim de var. Hani o oya Tabi tabi yani temsil, zannediyoruz ki e, sadece Kuzey Irak... Var evet, evet evet. Bir de yani kitlesel olarak çeşitli bağlar, akrabalık, din hmm. üzerinden vesaire böyle bağları olan e, çok ciddi bir kamuoyu var Türkiye'de. Yani Barzani'nin gücü ba Kuzey Irak'la Erbil'le sınırlı bir şey değil. Yani Güneydoğu tabi yani, biliyorsunuz. Bunu. <laughs> e, evet. o, o kamuoyuna dönük bir mesajdır o yani. E, Bizde görün demektir. Fakat ben bundan hani CHP'nin bir dünya vizyonu geliştirmeye başladığı kanaatinde falan değilim. Dünyadan yani maalesef bakın bu aslında bütün şeylerin muhalefet hareketlerinin cepte bir elde bir zaafıdır. Yani pratiklerin dışında kalınca koparsınız yani birçok şeyden. Hani dış işlerinde ne oluyor dünyada ne oluyor ilişkiler ne durumda falan yani çok özel bir efor sarf etmeniz lazım o e, öğrenme çabası var yani, yani takip etme açısından yani. hani yani, mesela iktidardasınız düşersiniz ama bir dahaki iktidar sürecine kadar sürekli olarak dünyayı takip edersiniz i̇şte açıklamalar yaparsınız falan fakat bizdeki muhalefet partileri <laughs> böyle bir zahmet içinde olduklarını ben zannetmiyorum. Yok yok. Sen yani genel olarak yani, söyleyebiliriz ki evet, son evet, öyle şey bir, bir zahmet yıldır, 10 yok. yıldır en az ezberlerden biri Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, ezberlerden. zaten bu konuda görevli kıldıkları partilerin hangi pozisyonlar üzerinden konuştuklarından izleyebiliyoruz. Yani çok vaatkar gözükmüyor bana o kadrolar. Yani şöyle vaatkar gözükmüyor. Yok çok ezberlerle konuşuyorlar değil, yani. ama yani bir de yani şikayetçi olunan çok şey çok batı ağır. neyse tamam o konuya geçmeyelim. Yani tabii biz, ha, sizin yani şeyiniz siyaset mi? programı tamam. Peki. değil. Oraya da girmek Paşam, istemiyor. Yaz bir öyle? şey söylemek istiyordum ha, Çok özür <laughs> usul bozuk geldi bana. Yani, toplantıda şimdi onda bir usulü vardır. Siz Türkiye'den Oraya gidiyorsunuz. Peki olabilir. Bence orada hani ayağına gelinen biraz ayağına gelene resim falan çizdi. Bu hoşuma gitmedi benim mesela. Yani Türkiye analizlerini falan dinledik. Yani bunların. Çünkü Türkiye'yi analiz etmek. Yani sempatik yer yer bir takım şeyler varsa da imalar da vardı. Bu da benim hoşuma gitmedi açık söyleyeyim. Yani, e, yani Türkiye'yi böyle bu kadar kolay konuşmak, onun bunun ağzında bir Türkiye yani o, o biraz bana ters geldi açık söylemem gerekir. Yani daha iyi bir usulle, daha iyi bir gündemle falan konuşulsa daha bence... Hocam yok. esas olarak şey yöntem şu. Yani uluslararası alanda yani bir muhalefet partisi veya da aynı şey yani gazeteler için bile söz konusu bu. Yani bir yabancı bir farklı bir ülkeye giderken önce dışişlerine uğrayıp Bilgilir, tabii. bilgi alıyorsunuz. Yok yok. Belki yapmışadır yani, onu. Hem bilgilendiriyorsunuz hem bilgi alıyorsunuz. O yapılıyor ama. Yani, yapılıyor mu? Ya burada yapın Burada yapılmış mıdır onu bilmiyorum. Yani bu konuda e, devletin yani bizim Türkiye'de oturmuş bir sistem var. Yani, Hayır, oturmuş yani, bize, yani e, talep ederseniz yapılır. E, olur. Tabii oraya diyorlar ki yani biz gittiğimiz zaman onlar en son ilişkilerimiz nedir diye bilgi notu talep ediyor. Yani ben de çünkü Amerika ve diğer ilişkilerde evet. gittiğimizde öyle bir yöntem var. Mesela diğer çok uç partilerden bile talep geliyor. Yani böyle gidildiği zaman e, onlar da size e, ilişkiler konusunda ya birisini gönderiyorlar konuyu anlatmak için ya da bir bilgi notu hazırlıyorlar. E, bu bilgin ötüyor yani şu anda evet. Kuzey Irak'ta neler var, nerede var askeri, güvenlik, siyasi, ekonomik boyutlarıyla yani e, öyle yaptıklarını umuyoruz. Yani normalde e, bu böyle yapılıyor. Ya öyle olması evet. gerekiyor. Evet. Yani evet. onu tabii bilmiyoruz ama işlerinde, büyük elçilerde olduğuna göre bu yolu biliyor olmaları lazım yani. E, en azından ama ne tabii, var. Ama tabii. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesindeki büyük elçilerin ne büyük, ne büyük gaflar hem evet, kendilerini tabii. kırdıklarını hem de genel başkanlarına da yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz evet, Avrupa evet. Parlamentosu'nda çok zor durumda bıraktı. Sayın Loğlu Hatırladınız evet, evet. mı? Ya yani bizim evet. <laughs> bizim Neyse. başbakanımız o zaman başbakandı. Bizim katildir dedi. Hatırladınız tabii mı? Evet tabii yani onu diyebilir yani. ama yani ben dediğim gibi bakanlıkta ve şeyde de çalıştığım için oradan da mesela bize gelirdi. diğer partiler Milli Savunma Bakanlığına da Dışişleri evet. Bakanlığı üzerinden buraya bir ziyaret yapılacak. bununla ilgili bizim savunma sanayi ilişkilerimiz nedir vesaire gibi bizden bilgi notu talep edilirdi. Yani Tabii. benim Öyle. görev yaptığım süre içerisinde biz de yani ona göre gerçek bir gerçek bilgi not hazırlardık. Olsa da evet. Ama ziyaret yani, yani ziyaretler için ben bunların hani çok işe yarı yani işe yaradığını zannetmiyorum. Yani, yani ben Allah'yan yani heyetin zaten Evet. başka Şimdi Erbil'le Erbil ilgili farklı bir şey var ya esasında. Yani son bir aydır biz hep Afganistan'a odandık ama burada e, Talabani e, yerine geçen, şimdi oğluyla, e, o Lahur denilen terörle mücadele biriminin başında bir kişi vardı. Bu ikisi birbirine girdi ve Lahore, e, şeyin Talabani'nin oğlu, büyük oğlu e, bu birimden uzaklaştırdı. Bunun en büyük özelliği neydi? Abdi e, neydi o ismi? E, bu... Pd ile sıkı işbirliğini kuran bu bölgenin Süleymaniye üzerinden ve İranla bağlantısını sağlayan çok önemli bir isimdir Lahor. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok yakın bir isimdi ve e, Türkiye'nin bu bölgedeki varlığını istemeyen bir isimdi ve e, Talabani'nin e, Yurtseverler Birliği Partisi'nde e, ciddi bir liderlik çekişmesi oldu. Bu e, çatışma boyutuna da yansıdı ve bunun iki ucu var. E, bir taraftan şu anda e, Lahor'un yerine geçen, e, daha doğrusu lider durumda olan e, Talaban'ın oğlu e, tamamen biraz daha Türkiye'ye yakın davranıyor. Geçmiş, Geçmiş ilişkilerinde bak. Bir evet. de geçmişte çok büyük hatalar yaptıklarının evet, nihayet farkına e, vardılar. Biliyorsunuz Türkiye'deki temsilcilerini Türkiye'ye geri çevirmişti. Evet. Büroları kapattırdık filan. Şimdi diyor ki Türkiye üzerine bu olduğu zaman bu ileride daha da ciddi baskılara yol açacak diyor. Ve Süleymaniye üzerinde ciddi bir baskı oluşacak. Buna karşılık Süleymaniye'de de PKK varlığının ortadan kalkmasına İran engel olmaya çalışıyor. Dolayısıyla şu İran anda... İran'da yönelik çok sert açıklamaları var. Evet. Yani, yani evet, burayı yani, da vururuz diye. Vururuz Vuruz diyor. Evet, tabii. Yani bu bölge üzerinde bence yani u ziyaretle birlikte elbette evet, yapılır ama... Herhalde bu tırağa de... konuşmamız gerekiyor. bu evet. şeyde heyetin gündeminde olan bir problem mi? Bence ha. heyetin gündeminde olan bir problem olabilir. Çünkü ben bir büyük elçide de konuştum. Benzeri bir konu üzerine bir politika geliştirmeye çalıştıklarını ifade ediyorlar. Yani bilmiyorlar esasında sahada ne olup ne bittiğini. Ha, bu Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'ndan alınabilir mi? Elbette alınabilir bence Erbil'e gitmekten ziyade Erbil'den sonrası oluşturacakları politikanı veya söyleyecekleri söylemler önemli. Yani bu i̇şte Süleymaniye bir şey demediler şu ana kadar. İşte yani o önemli. Yani bununla ilgili muhtemel seçimlerde yaklaştığı için bir hani pek laf diye de muhtemelen Türkmenleri de ziyaret ettiler. Tabii orada musul konsolosluğunu falan da ziyaret etmişler zaten. Yani o Hı. çerçevede olan şeyler üzerinde ziyaret gitmiş. Hani yani bu hiçbir şey yoksa bu aritmik bir şey. Hiç görülmüş Kuzey şey Kuzey Irak'ta evet. Türkiye ve İran'ın büyük ölçüde kafa kafaya geleceği zaten biz baştan beri söylüyoruz ama evet, evet. orada bir gerilim var. Evet. Ve Paşamın dediği gibi yani Talabani ile Barzani arasındaki ayrım Onların da kendi içlerindeki bazı çatlakları. Bir de Irak tamam, seçimi tamam. var hocam. Yani Irak seçimi genel, de var genel da yani Irak bu seçim var ve PKK orada e, İran'ın baskısıyla parlamentoya girmenin kavgasını yani, veriyor. İşte bir tane bağımsız seçilmiş ABD'nin çekilip çekilmeyeceği meselesi de çok çok önemli. Yani onun ayaklarından biri bu da olabilir. Dedim yani bu şeyin Amerika Suriye'den çekilmez. o başka hani yani, Amerika e, Amerika değil. Rusya kavgası var orada şimdi. Çin geldi, Çin. Yani e, bakın burada hep şeyi kaçırıyoruz. Ben e, bu haftaki yazıları belirtmiştim. Evet. E, Çin Dışişleri Bakanı 2012 yılından sonra bu Afgan olayları da Taliban hareketlenmeye başladığı an uçağa atladığı gibi Orta Doğu'ya geldi ve e, Esat'la 4 madde üzerinde anlaşma Öyle, sağladılar. Ben de yazdım. Evet. Yani dolayısıyla buraya baktığınız zaman e, Çin e, buradan e, Esat tamamen yanında çekmiş durumda. Ama şöyle bir şey evet. var. Yani, paşam, burada son derece haklısınız. O e, o tabloyu görmekte Çin zaten herkesten önce, önce ve atik evet. davranıyor. Ama Çin siyasetinin temeli borçlandırma siyaseti. Tabii. Para lazım. Para verelim efendim size. Bu. Borçlan. Çin bütün dünyada da yani başkaca ülkelerde... Ama başka bir seçeneği ülke... yok Suriye'nin şu anda. Yani zaten Hayır yok zaten. 7-8 milyar Tabii. dolar İran'a borçlu. Tabii. Rusya zaten 5 evet. kuruş para vermiyor. Ama düşünebiliyor evet. musunuz? Yani şu anda Suriye'nin elinde para olsa bir an evvel İran'dan kurtulmanın derdindeler. Ya Tabii ama zaten Rusya da istiyor değil. onu. Tabii İsrail de istiyor. Evet. Ee, ama İsrail ben para veririm dedi. İran'ı gönderirsen dedi. O evet. geçen yıl Ocak ayındaki istihbarat görüşmeleri vardı. Orada dört madde üzerinde mutabakat sağladılar ama devamı gelmedi. İşte i̇ki gün evvel yine e, İsrail uçakları saldırdı. Yani İran, İran birliklerinin üzerine. Seyyidin ziyaretine ilişkin şeyiniz bu. Evet yani bu e, normal ben yani şeyler arasında bunun olabileceğini düşünüyorum. Yani e, davelden de kokuluyordu. O işte e, çok ben gecikmiş bir şey bence gecikmiş yani. yani tabii bu tür e, siyasi bunun dibindeki yerde ilgin bu kadar işte ama sadece ben bu işte zaman e, bu Almanya seçimleri üzerine sağ olsun buradan e, Kenan hocama da e, selam saygılar ileteyim. Kendisinin getirdiği belgelerde bütün Alman partilerinin seçim beyannameleri var. İşlerinde acaba dış ilişkilerle ilgili bir madde yakalayabilir miyiz diye baktığımızda hiçbir madde yok. 280 sayfa yazmış. Bir tane dış ilişkileri nasıl yürütecek hiçbir madde yok. Diğerinde de aynı şekilde SDU'sundan tutun ee, şu anda Sosyal Demokrat Parti dahil hepsinde de aynı şeyler var. Siyasi partiler seçime girdiği zaman dış ilişkileri ikinci plana atarlar genellikle. Yani şu aşamada ben de bu konuda bir politika belki üretilebilir mi diye çünkü güncel bir konu olduğu için bu tür gelişmeler öyle bir düşünceyle ben gidildiğini görüyorum. Ha buradan işte PKK üzerinden oy değiştirmek vesaire falan öyle bir gücün olduğunu asla düşünmüyorum. Yani gidip orada bir ziyaretle bütün Güneydoğu'ya bak ben burayı ziyaret ediyorum çünkü Barzani sanılıyor ama ben o bölgeyi karış karış bilen ve gezen tamam, bir insanım. Barzani ittifak edin? biz de Süleyman Hocam, yok yok bak karış karış gezer bilirim. Ya yani Barzani etkili olduğu söyleniyor ama Barzani öyle etkili değil bölgede. O Hakkari bölgesi taraflarında etkilidir. Hı. Diğer bölgelerde gezmediğim mezra ve köy yoktur operasyonlar nedeniyle. Barzani'nin en etkili olduğu dönemde bile o kadar etkisi yoktur o da. Hı. Ama Hakkari'de belli aşiretler üzerinde etkisi vardır. E, diğerleri ya, yoktu. Yani evet. e, şey e tarikat bağlantıları, aşiret aşiret bağlantıları Tabii var. Hem aşiret Biz hem tarikat. Yani Hakkari'nin güneyi, bütün o sınır kesimini evet. ezbere biliyorum. Hangi mezra kime bağlı, evet. hangi köy kime bağlıdır. Orada e, Barzani etkisi Hakkari'nin güneyi bölgesiyle yani Şemdinli tarafına sen, doğrudur. Evet. Bu cevap ise bu kadar olmayın yani. Biraz Şurada hani çıt diye ses gibi bastığınız Zahin yerden ayağınızı da kaldıramazsınız. Yani. Yani. Bence yani Türkiye açısından e, hiçbir e, önemi olmayan bir görüşme olarak düşünüyorum. Yani bunun Türkiye'ye e, bir etkisi yok. Elinde herhangi bir gücüyle oradan 3-5 oy şey, değiştirerek falan. Az tabii. önce hocam söylediği evet. doğru. Yani iç siyasete dönüyor. <laughs> Öyle tabii yani. yani e, orada bir, bir de kavramak yani orayla ilgisinin hiç olmadığı bir tabloda siyaset yaptığını söylemek çok garip bir şey Türkiye'deki bir muhalefet partisi açısından. Peki. Yani Irak'ta ne olduğunda habersiz, özellikle Kuzey Irak'ta ne olduğunda habersiz siyaset yapmak ve üstelik de orada ne arıyoruz, ne var yani niye gittik, sanki Türkiye orada bir işgalci gibi. Çünkü geçmişte öyle laflar da edildi yani. Tabii canım Suriye'de de Irak'ta da edildi. Peki geçtik. Ee, şeyde de şu Mısır meselesini de bir konuşalım. Sonra geniş konuya geçmek için. Bu ikinci tur altı bugün başladı. Görüşüldü. Ee, Sayın Dışişleri Bakanı'na o da soruldu bugün. Ee, ve birinci madde Büyükelçi atanması meselesiydi. Evet. Bunun olup olmadığına bakacağız. Yarın da devam edecek heyetler arasındaki görüşme. Ee, bundan sonra asıl yani Büyükelçi atandıktan sonra birkaç kalem konuya daha sıkı bakılacağı bir bunlardan içinde dışleri bakanlar arasında bir görüşme liderler arasında bilmiyorum bir görüşme ve nihayet onun sonucunda da Orta Doğu'da Türkiye Orta Doğu ve Akdeniz'de Türkiye Mısır ne yapabilir gibi bir e, bilmiyorum elimine evet. kadar olur ama şöyle yani tek başına Mısır diye bakmak bak e, bakarsak biraz eksik olur Birleşik Arap Emirlikleri burada yani Birleşik Arap Emirlikleri ile de Türkiye'nin ilişkisi bir anda tablo değişiyor baktığınızda. Evet. Sadece Mısır değil yani. Bunu tetikleyen ne e görüyorsunuz? Bu, e bunu ya bütün Afganistan verileri var, şunlar var, bunlar Hepsi ortaya çıktığında ve Amerika diyor ki ben yokum artık. Yani şöyle de bu, diyebiliriz. Yani buyurun siz devam edin. Evet. Hadi. Tamam ben keseceğim. Yani ben okum artık diyor. E burada kendilerine göre bu ülkeler yeniden bir denge kurmak ihtiyacındalar. Onun için söyledim bu e, Muhammed Calandın e, Caladi'nin şeyini. Bu e, Tahrir Şam örgütünün başkanı bu. Söylediğim. Yakında Rusya'nın uçaklarının kuyruğuna yapışmış PKK'lıları da göreceksiniz diye. Yani çünkü Amerika Rusya'ya terk etti bu bir takım yerleri ve hadi bize Allah'a ısmarladık buraları size emanet et dedi. E düşünün yani e, şeyde e, İdlib'de 5 milyon insan yaşıyor yani şu anda. <laughs> ve Rusya vurun bunları diye Türkiye'nin üstüne geldiydi. Ama belli değil. artık orada e, tabloyu yeniden Türkiye aleyhine çevirmenin, çevirmeye Rusya'nın da gücü yetmeyecek. Yetmiyor zaten. Onun için ve, ve bakıldığı vakit, yani bugün zaten ortada bir zavallılık var. Yani bu zavallılık Amerika'dan kaynaklanan, Amerika'nın bir zavallılığı. Düşünebiliyor muydunuz yani o beş sene önce... Amerika'nın efendim El Kaide şeyle Taliban'la el ele verip ittifak yapıp işitle savaşacağına dair mücadele edeceğine de Taliban'ın desteğiyle yani hiç şaka gibiydi. Ama bugün Amerika buna mecbur ve Afganistan tablosunu izah ederken bu e, şey e, Amerikan başkanı diyor, söylediği Amerika'nın ne kadar başarılı bir ricat yaptığı, çekildiğini anlatıyor. Orada çok büyük Amerika'nın geri kalanında bir başarı maşarı yok zaten. Yok canım biz de takdir ediyoruz yani. Ha, yani, yani çok güzel. Bu, ama kişiler. adam söz ederken sadece çok baş, yani muazzam başarılı evet, bir şu kadar geri çekilme şu kadar geri çekilme operasyonuydu geri çekilme. diye anlatıyor. Yani Bunda ne var yani işte almış tazın darağını toplamış gitmişsin. Bu. Geride hatta işte ağır silahlar şunlar bunlar filan. Onları hiç kullanılamayacak hale getirdik de öyle bıraktık filan. Yani bunlar mı? İzahlar. Şöyle, o, şimdi, yok yani. Siz demin atıfı yaptınız ve bu Rus uçakları falan, meselesine. Hı? Rus uçaklarına takılıp gidecekler meselesine. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani bu Mısır'da olsun diğerleri de olsun. Hepsi yani buna Suudi da katabilirsiniz. Hepsi Türkiye ile ilişkilerini yeniden tanzim etmek, değerlendirmek durumundalar. Bu Amerika ile güvenilmez. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu Haram filan bayram ediyorlar ya. Bize gün doğdu diye. Yani, yani sadece şey dedi ki e, efendim Nijerya'da, Somali'de bu aşırılar hepsi bayram ediyor yani. eşşabap filan. abi en spekülatif konu bu ama siz Suriye'den Amerikalıların gideceğini düşünüyor musunuz? Gidecekler gidecek diyor adam. İşte diyor da işte biliyorsunuz o. Gidecek. Yok çünkü başka bir çaresi. Ve PKK panikte. İşte bir, yani bir PKK de, panikte. Bugün... O panikle şeye, şeyin e, ee, etene yapıştılar. İşte Acaba peki... Rusya, Rusya bunlara aracılık etti. Acaba masaya otursak bir anlaşma yapabilir miyiz diye. Şey... Onun için yani Hı. oradaki güçlerin Amerika da şeyde Afganistan'dan da gitmeyeceklerdi yani. Yoksa Evet. Yani kendilerine kazdı oraya da oradan da gitmezlerdi ama yok çareleri ellerinde, kollarında olan ne varsa adamların üstüne yıktılar. Ama sadece para vermekle olmuyor işte bu işler. O paraları PKK'lılar aldılar ve rüşvet sağa sol yani hepsini İsviçre'deki bankalarda hesaplarına yatırdılar. O hani general bilmem ne filan. Bütün nasıl Afgan generalleri sağda solda gayrimenkuller almış paralar stoklamışlarsa PKK'nın orada Amerika'ya Amerika'dan gelen paralar da buraya dönüştü. Bir takım silahlar serbest piyasada satılıyor zaten. Diyor ki PYD'nin terör örgütü PKK PYD'nin üst düzey yöneticilerinden birisi İlham Ahmet ismi. Bugün sizin gazetenizde de var. Amerika bizim güven teminatımız. Garantimiz diyor. Garantimiz. E şimdi yani gidiyorsa nasıl olacak? Hay gidiyorsa diye onun demesi ayrı, Amerika'nın bakması ayrı. Hayır, zaten yani Amerika ona, dinleseydi Afganistan'da. Ben Amerika Amerika benim güvencem diyor. Ya yani, Sigorta Şunun bunu. E buna, şöyle bunu zaten e, şey de Afgan yönetimi de söylüyordu. Hı. Yani hiç değişmez yani evet, bu. Türkiye Rusya ve Suriye'yi ağır şekilde eleştiriyor PYD. E, e, e Bugün e, Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarından biri de şuydu. Şu anda diyor biz Suriye, Rusya ve Türkiye olarak bu konuda şu anda mutabıkız diyor. Bakın <laughs> Tahrir Şam'ın yönetimi diyor ki biz e, Rusyasız ve İransız bir Suriye istiyoruz. Bak esetsiz demiyor adam. İransız ve Rusyasız bir Suriye istiyoruz. Onların sırtlarını dayadıkları yer Türkiye. Onların öfkesinin efkelerini yönettikleri de Şam. O kadar. Peki. Süleyman Hocam, bir bu Körfez'de Katar ilişkilerinin düzelmiş olması, ikincisi Afganistan meselesi, üçüncüsü İran meselesi. Ortadoğu'da ee, Orta Doğu'da Avni Bey'in de bahsettiği gibi Türkiye'ye özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır dahil mi bilmiyorum onu işte danışacağım size. Suudi Arabistan daha çok eğildi, Türkiye'ye yakınlaştığı bir konjonktür ortaya çıktı. Şimdi bu toplantılarda Mısır'ın eylemlerine yansır mı? Yansırsa Orta Doğu'da ne olur? Evet. Şimdi tabii e, yani öyle şeyleri konuşuyoruz ki Minferi'den konuştuğumuz zaman biraz havada duruyormuş gibi. Evet. evet. Tamam. Bağlayın o zaman onu bir yere yani, de. hani çünkü, yer çekimine. Çünkü, yani programın başında sıraladığınız konuların insicamını bozmak istemiyorum tabii yani düzenini bozmak yok, istemiyorum maşallah, ama. Abi, biraz elimi biraz edip öyle evet, öyle dağınık seviyorlar. Yani <laughs> elime attığım yerde başka şeyler bulaşıyor elime. öyle mi? Öyle, öyle. Onun için hani onu steril böyle ayırıp konuşamam. Türkiye-Mısır ilişkileri diye bir şey yok. ki. Koca bir Akdeniz coğrafyası var. Onun içinde konuşacağız. Yetmedi, koskoca bir Kafkasya Hazar evet. coğrafyası var. Onun içinde. Onun için hani ben pratik olsun diye, kolaylık olsun Buyurun. diye hep işte o defter örneğini veriyorum. Yani elimizde tek bir sayfa yok. Çift sayfa ve dikişli. Dikişli. Bir de şöyle bir zorluk çıkarıyor. Hani okurken bir sayfayı bitirir, öbürüne geçersiniz. Belki de başka bir şey anlatılıyordur. Halbuki burada öyle bir şey yok. Yani bir sayfada yazılan karşınıza öbür sayfada bambaşka bir şeyin içinde çıkarak geliyor. Böyle bir tablo. Yani hakikaten değerlendirmesi zor. Kafa patlatmak gerekiyor. Ee, onun için hani ben gene bu sorunuzu cevaplarken biraz e, mücavir alanlardan yola çıkacağım. İzninizle. Ee, bakınız siz girişte çok haklı bir şekilde ve doğru bir yakalamayla İngiltere'nin açıklamasını söylediniz. Bundan sonra leading role. Yani bizim burada bir liderlik. Ve kelimede küresel koalisyon. Ben bu programlar yeniden başladı. Ee, bizim program. Daha ilk bu Afganistan'ı falan konuşurken dedim ki bir model geliştireceğim. Ki o zaman pek bunu söyleyen de yoktu Türkiye'de. Bakın İngiltere'ye dikkat dedi. İngiltere'yi okurken hep Cebel Tarık'tan başlayıp Çin Türkistan'ına kadar götürebiliyorum. Yani böyle bir hat üzerinden gidiyor. Ve bunu çok ustalıklı götürüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri kabul edelim ki dünya coğrafyasında nereye attıysa Hani ben böyle biraz nasıl söyleyeyim? Aklı diniz kalmış bir Amerikalı olsaydım yani son 60-70 senede Amerika'nın dünyada izlediği siyasetlere baktıktan sonra ilk rastladığım dışişleri mensubunun yüzüne tükürmemek için herhalde zor tutardım kendimi. Ya bu ne bir şey. Vietnam dediniz yüzünüze çuvalladınız. Her yerde yüz yani. Hiçbir yerden bir sonuç çıkmadı. Ve bir de bunu vergilerimle yaptım. Yani bir de böyle bir tarafı var işte. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu yönetemedi çok operasyon yaptı. Hala da yapabilir. Kapasitesi var. Ama yönetme işi Başka. bir kuyumculuk işidir. Bir sanattır. Amerika kendini yönetmekte çok zorlanıyor ki dünyayı yönetmek falan öyle kolay işler değil. Ve eğer arkasında İngiliz e haklı olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadarını bile yapamazlardı. İnanın. Ya buna ben artık çok kanim. Bir sürü uzmanları var, think tankları var bilmem efendim geçin. Yok, yani. yok Tutturam, onu görüyoruz da. yani son tahlilde bizim Taşan Soğucan'ın da kulağını çınlatalım. Yani Amerika eğer doğru bir adım atmak istiyorsa mutlaka son tahlilde İngiltere'ye sorar. İngiltere'nin onayı olmadan da hakikaten yaptığı her işte çuvallamıştı. Bu Afganistan olayında Süleyman Hocam ne olur unutmayın. İngiltere'nin Amerika'ya bayağı öfkeli olduğunu gözlemliyoruz. Tabii kızıyor. Çok kızgın. Çok Bir kızıyor. De acaba bu sefer hani çekil şuradan. Ha Bravo. <laughs> çekil Çok güzel. Yani <laughs> siz e, damardan söylediniz. Kitabın ortasından söylediniz. Tam budur. Yani sadece Afganistan'dan çekil. Yani Orta Doğu'dan da çekil. Beceremiyorsun yani. Ortak çıkarlarımız var. Ama bundan sonra o ortak çıkarları yürütürken ben kendi inisiyatiflerimi kullanırım bak. Bunu söylediler yani. <laughs> Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de ben büyük ölçüde bunu <laughs> sindirdiğini düşünüyorum. En azından yani peki demek zorunda kaldım. Yani Sindirmese ne olacak? Ha yok. Bir de çünkü Amerika'yı konuşursak gene bir gün çok önemli şeyler oluyor orada da. Amerika hakikaten çok kötü bir şeye doğru gidiyor. Evreye doğru gidiyor benim anlayabildiğim kadarıyla ya yani bu işin şu an patronajını yap kim yapıyor falan diye sorarsak İngiltere ha Dolayısıyla Türkiye Mısır ilişkileri Türkiye Katar yok Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Türkiye hiç fark etmez her şekilde bir İngiltere'nin kurmak istediği veya kurduğu veya kurmakta olduğu bir oyunu çözmek durum Oraya yerleştirmek durumundayız. Şimdi Akdeniz'de ne vardı? Bir tarafta Türkiye vardı, karşısında Yunanistan vardı. Arkalarında kim vardı bu devletlerin? İşte Azerbaycan vardı, Katar vardı Türkiye açısından, Pakistan vardı. Öteki tarafta ne vardı? Rusya, Fransa, Yunanistan. Amerika yer yer, Amerika Birleşik Devletleri her zaman o profili vermiyordu ama yani bunları görüyorduk. Ee, Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya vardı. Şimdi bakın, e, Türkiye'nin oluşturduğu bu dörtlü e, ittifak veya işte stratejik ortaklık falan diyoruz ya, bunun iş dokusu daha sağlam ötekine göre. Orada bir sürü benzemez. Farklı sahiplerden ötürü bir araya gelmiş durumda. Bir kere birinci derecede Türkiye-Mısır ilişkilerini düşünürken bu heterojen yapının dağılmak üzere olduğunu teslim edelim. Öyle mi? Bence öyledir. Hı hı. Yani işte Fransa kendi hesabının derdine düştü. Yani Rusya ile nereye kadar? Mesela Libya'da Libya'da biraz problem doğdu. Mesela konuşacağız bu Kaddafi'nin oğulları ki ilk defa herhalde Türk televizyonlarında biz dile getirdik bu Seyfi İslam. Evet. Birden bu adam çıktı Sirte'de. Ben ya kim seni destekliyor diyorsunuz? Rusya çıkıyor arkasında. Ama Fransa yok. Fransa yok. Şimdi demek ki yani e, kalabalık oldukları belli bizim ittifak grubuna göre daha kalabalık bir grup ama çok oynak ve Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş Orta Doğu'dan sadece Suriye değil sadece işte orası burası değil genel olarak yani Asya Doğu şey Akdeniz civarından çekilip daha böyle Pasifik'e doğru giderken İngiltere birleşik Krallık burada başka bir siyaset yürütüyor ve bu siyasette net olarak Almanya ve Fransa karşısında Almanya ve Fransa ile hesaplaşıyor aslında. Bu hesaplaşmanın çok ileri boyutları var. Onları konuşabiliriz ama Akdeniz'de en azından başından beri zaten hissediyorduk, çeşitli vesilelerle vurguluyorduk. Türkiye ile beraber yol alma iradesi yani. Mur burada yaptığı açıklamada biz Türkiye ile stratejik ortak olduk, değil mi paşa? Böyle bir evet, vurgusu evet. vardı. Bu kolay edilecek bir laf değil mi? 2006'da söylüyor bunu adam. Yani, yani. Kıbrıs'ı tanımaktan, Kuzey Kıbrıs'ı tanımaktan yani, Tabii. Tabi, çıkış yoludur tabi. dedi Azerbaycan'ın yanında yer aldı vesaire. Yani ben bunu İngiltere kol, kollarını kanatlaştırmış ve melek gibi uçuyor. Bu anlamda söylemiyorum. Bir hesabı var. O hesap şimdilik Türkiye ile işbirliği yapmak ama onun içinde oyunun içinde oyunlara hazır olmak lazım ama olabilir her şey olabilir ya İngiltere şu an bu ittifakı dağıtıyor bilinçli veya dolaylı etki üzerinde Mısır Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri boşluğa düşüyorlar bu boşluk içinde İngiltere onlara yeniden format atıyor. Ben söyleyeyim. Yani bilgisayar tabiriyle yeniden formatlanıyor bunlar. Yoksa ne oldu yani sabahtan akşamdan sabaha Mısır böyle geliyor filan. Yani çünkü biliyor ki Mısır ayakta kalmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasına ihtiyacı. Birinci dereceden önemli. Suudilerin ve bunların. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne Katar üzerinden bir şey söyleyeyim hesabını değiştir deniliyor. E Mısır da bunu görüyor. Görünce diyor ki ya bir dakika rüzgar artık başka yerden esiyor. Ona göre vaziyet alayım diyor. Bunlar Türkiye'nin önünü açan şeyler. Yani kısa ve orta Ö vadede. Uzun vadede ne olur bilemem. Aynı şey karşınızda defterin öbür yaprağına geçiyorsunuz, orada da çıkıyor. Sadece tam ayrım yeri Hazar değil, öteki tarafta da çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Yani Taliban'la işte önce askeri olarak girecek Türkiye. Tabii ki biz de dedik ya ya Mehmetçik'in ömrü o kadar hayatı o kadar kıymetsiz değil. Ama şunu da vurguladık. Dedi ki yani Türkiye burayı atlayarak bir şey yapamaz. Dolayısıyla burada yerini alacak. Ama böyle elinde silahlı Mehmetçik göndererek falan tabii ki değil. Veya iç savaşta taraf ol, Muhtemel bir iç savaşta taraf olarak. O da değil. Şimdi Afganistan'da e, Taliban açıklama yapıyor. Diyor ki benim birinci derecede muhatap olarak gördüğüm ülkeler bizim şablon çıkıyor orada işte. Hı hı. Evet. O davet olmaması. Tabii ki, olmamasının peki biz yok. şunu da söyledik. Biraz yanlış anlaşılmalara da belki gidecek şekilde. Ya bu bir şemsiye işi. Bu şemsiyenin evet. altında oluyor her şey. Bu da bunu gösteriyor. Orada bakın şimdi ee, yani bunu söylemek zor. Ee, kuzeydeki direniş bir baş ağrısı yaratabilirdi, doğurabilirdi. Tamam yani şimdi anladığımız kadarıyla girdi oraya Taliban ve kuzeyde de kontrolü ele geçirdiğini söylüyor. Bençir bölgesinde falan. Yani bunları destekleyecek ülkeler de çok sınırlandı. Ama bakınız orada kim var? O Kuzey ittifakının yanında Hı. Fransa var. İşte ama o, onun imkan kabiliyetleri abi. dar gözüküyor süremli. Hayır tabii Hı. ki tabii. ayrı bir şey. Hı -hı. Ama şimdi dikkat edelim. Orada İngilizlerin kurum, kurmakta olduğu bir oyuna karşı Fransa böyle pozisyon alıyor. Pozisyon alıyor, filozof falan gönderiyor. Yani dağın başında tabii Henri Bernard'li tabii tabii tabii, e, tabii, e, tabii, adam tabii gönderdi. Mes, kol evet. kola, bu dediği büyük kahraman falan. Evet. Yani felsefi olarak kutsuyor. Hı -hı. Şimdi bu bizi, bizi düşündürmeli. Onun içinde de tabii Tacikler de var ama Türkmenler verelim arkadaşlar. de var. Değil mi yani? yani? Şimdi dolayısıyla <laughs> e, orada bir hesaplaşma yani Almanya ile Fransa ile İngiltere orada da hesaplaşıyor. Ve Pakistan gitti kuzeyi vurdu. Bakın yani bu gelen haberler. Hocam doğrusu Süleyman orada abi. zaten bir yani direnişi hiçbir şansının olmadığını Zaten o tabii işte, öyle. Ya, tabii. Baştan itibaren tabii. Amerika'da söyledi. Hatta destekleyeni vururuz gibilerden de söylediler adamlar. Sürem tabii hocam bu yani. ayın ikisinden bir haber. İngiltere Savunma Bakanının açıklaması. E, artık diyor Amerika Birleşik Devletleri. Tabii tabi. Süper güç olarak. Aklıma gelmişti evet, bu. İyi oldu güç güç bunu göster. Kabul edilemez. Öyle görülemez. İyi, yani. Diye devamı da var. Teşekkür ederim. Yani çünkü bu. İşte Amerika-Çin ilişkileri falan diye kestirip, esasında finansal e, akımı izleyecek olursak, evet. The city of, city of London var işin içinde. O yatırım yapmış oraya en başta. O da Çin'i bırakmıyor tabii ki. Şimdi bu Amerika ile elbette İngiltere arasında, tabii bunlar beraber yol alırlar da aynı yolda değil ama. Farklı yollardan da yani o sapmalar da doğurabilir akışı içerisinde. Benim gördüğüm o. Yani şimdi bu işin Orta Doğu kısmında bir kere defterin ortasında Türkiye tutundu. Hazar bölgesinde tutundu. Bu çok önemli yani. Çünkü dikiş noktasını tuttu. Bu çok çok önemli bir şey. Ondan sonra Afganistan. Ha burada askeri operasyonlar amana hiç oralara girersek zaten başka türlü şeyler. Ama orada şimdi Bambaşka kanallar üzerinden çok daha etkili olabileceğimiz pozisyonlar yakalayacağız, yakalayabiliriz. Ben de düşünüyorum. Heh. Bu Çin de işine geliyor tabii. Ama unutmayalım daha büyük bir çerçeve içerisinde bir Çin İngiltere hesaplaşması da olacak. Ya bir Hong Kong meselesi var. Bir de son zamanlarda ya bu kadar biz bu işin çilesini çektik, ceremesini çektik. Çin mucizesinin altında gene de Çin var. Yani biz bu bu büyük birikimi, bu küresel belki de karşılaşma olmaz, kucaklaşma da olabilir. Olursa zaten Aynen. hakim olurlar. Tabii hakim. Yani olur. o hakim. Olur. Ama şimdi burada bir Çin Komünist Partisi var. Bir siyasi askeri güç olarak Bir yani. baktığınız zaman bir Çinlik meselesi de var. Yani o birikimi yeniden Çin üzerinden bir yeni merkantilizme taşımak. Yani küreselci bir birikimin merkantilist yorumuna da ısrar ederse ki etmeye başladı Çin Komünist Partisi <laughs> bu İngiltere evet. o. İngiltere orada onunla uğraşır yani. Dolayısıyla orada bir hesaplaşma da var. Ama şimdi Çin'in batıya doğru, Avrupa'ya doğru yönelişiyle İngiltere'nin doğuya doğru yani Çin'e doğru yönelişi arasında bir uyumlulaşma oldu. Ve Amerika'yı... Şu an budur diyor. Şu anki tabii. Şey, bu hal bu. Efendim Hı? budur tabii. Ve Amerika'yı periferiye attılar. Şimdi diyeceksiniz Pasifik çok önemli mi? Hayır. Bu Amerika periferiye düştü. Evet. Ve hep söylüyorduk yani işte baharat yolu bakın ne yaptı? Ee, Hindistan'ın son açıklaması. Ben dedi baharat yolunu canlandıracağım. Baharat yolu Hindistan ve deniz yolu. Evet. Ee, buna evet. karşı Çin'in İpek yolu. O hep karayolu. Şu an tablo oluyor. hiç öyle gözükmüyor. Ha. Yani şimdi yani, konu... Hı -hı. Halbuki artık Çin de kararını verdi. Bu iş karayolu meselesi. Bir de tabii bu artık meselesi var. O ayrıca konuşulmalıdır tabii ki. Demek istediğim bu. Yani şimdi böyle bir bütünlüklü manzaraya tabi tuttunuz zaman... Türkiye-Mısır ilişkileri ne olacak? Bol bol İngiliz gazetelerine bakalım. Bakalım. Tabii ki. Bakalım. Ne, ne tip haberler çıkıyor orada? Veya İngilterenin Mısır'daki ki çok güçlüdür damarları son derece güçlüdür. Suriye meselesinde de belirleyici olacak bakın görürsünüz. Yani bu bunu gayet iyi gördü Rusya çünkü Rusya ile çatışıyor. Yani o yatay hat boyuna Rusya'nın bütün açılımlarıyla çatışıyor. Yani büyük oyun meselesinden İran yakın dönem İran tarihi, yakın dönem Afganistan tarihi hep görürüz zaten? Hep oralarda kafa kafaya gelmişlerdir Rusya ile. Şimdi bu tabi bir, bir mesele. Ee, buna dayalı olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişeceğinden, bugünkü durumdan daha iyiye gideceğinden de şüpheli. Hı. Çünkü bu İngiltere ağırlığını koyarsa, ve Türkiye bakın nerede at oynattığına bakalım dikkat edelim Türkiye'nin. Yakın zamanlarda çok sık bir gidişler gelişler var. Çünkü Türkiye ilişkilerinin ısınması Rusya Türkiye ilişkilerini bozar diyorsunuz. Ya bozma potansiyeli Derine taşır sahip diyorsunuz. Tabii. Hı hı. Yani şu savunma sanayi demin deyiniz o kadar çok şey var ki hemen şöyle evet. birkaç başlıkla İngiltere'nin açıklamalarına bakalım. Türk ee, milli uçak projesini destekliyoruz. Hatta bu işe dahil olacağız. Dediler mi? Dediler. Destekliyorlar yani siz İngiliz gazetelerinde yani resmi şey yansıtan ya yani eyvah Türkler de siha yapıyor falan bizi geçtiler de bizi bilmem hiç öyle bir şey demiyorlar. Yani biz ağırlığımızı koyacağız diyorlar. Ve Almanya'daki seçimlerde buna gene göre okumamız lazım. Yani Almanya'da e, Hristiyan demokratların Merkelci dönemin tam manasıyla bu da İngiltere Dışişleri Bakanı'nın işte küresel liderlik pardon küresel bir global bir alan kuruyorum dediği Afganistan özelinden hareketle attığı tweet. Ben göremiyorum şey olarak. Şimdi İngilizce mu? zaten. Hocam da e, orada ben de ben de göremiyorum da şu önümdekinden okuyayım daha, Eleştiriyor şey şeyi. Hı? Nasıl? Marası, Marası, t gibi şey gibi e, eleştiriyordu e, yazısında yasında rap. Tabii tabii. Yani buradan asıl yani göstermek istediğimiz şu bir söylediği şey şu the UK is building a <laughs> global coalition to go galvanize action to ensure no safe haven for terror merör üzerinden diyor ve bölgesel stability ve e, talibanın sözlerini tutması meselesi üzerine bir küresel eee koalisyona liderlik edeceğiz diyor. Kuracağız diyor. Halbuki 3 gün evvel gelen bir takım açıklamalar hani, bu kadar erken tanımayalım mu Bakın bu yine yaparlar, da heh, tanımadan da yaparlar bunu. Bu, ha yaparlar. da yaparlar. Bu önemlidir yani. Hı -hı. Bu açıklama önemlidir. Yani orada Hı -hı. ben varım çünkü o coğrafya hakikaten Hı -hı. onların en iyi Şimdi bildikleri hatta coğrafya. bu demin savunma bakanının açıklamasını gösterdik izleyicilerimize. Hem dışişleri bakanının hem ee, savunma bakanının açıklamalarını yan yana koyduğumuzda tam tavrı belli oluyor. Afganistan çekilmekte rezil ettin her şeyi ayak altından çekil. Hatta belki Pakistan'da görüşmeler yaptı Raab Katar'da yaptı vesaire. Belki de Amerika artık ona yamanarak. Yalnız orada biraz duralım isterseniz. Olur, buyurun. Ee... Ben bu kadar da hani düz görmüyorum. Buyurun buyurun. Yani Amerika çekildi gidiyor, bıraktı unuttu. Hayır öyle bir şey yok. Yani Amerika da bütün bunları elbette görüyor ve değerlendiriyor. Bence orada sonuna kadar bir kaotik süreci. Bu şu an Taliban'ın dışındaki onunla zaten husumet içinde olan bir takım unsurlar ama Taliban'ın içine de çok rahat gömülmüş bir takım yapılar üzerinden. Amerikan Genel Kumay başkanı. Bir buçuk gün önce Tabii. bir açıklama yaptı. Tabii. Bir buçuk gün dedi. Bir gün önce. Tekrar geliyor. Yani, onu şey dedi. Neydi o senatör? Tekrar döneceğiz falan filan dedi. dedi. Kimse Tabii. önemsemedi. Hani buyurun bekleriz filan da denebilir Çünkü de. İngiliz planı eğer oturmazsa Amerika diyecek ki bak sen de beceremedin. Tabi onun da hesabı var Ben dedi. tekrar pozumu göstereyim. Yani, yani. Kurmay dediği şu iç savaş bekliyoruz dedi şimdi. Bir niyeti o Tabii yatırımı da, o zaten bırakıp gitmesin yani arkada bıraktığım miras esasında oydu ha, bak, buna yani. mukabil Çin İngiltere'de şunu yapabilir hiç şaşırmayalım kontrollü olarak bu kaosun evet. Çini biraz zorlamasını isteyebilir yani anlatabiliyor muyum yani ben işte bir tek burada yani öbür tarafa az baktığımızı düşünüyorum söyleyeyim hocam sizden farklı olarak Moskova peki bunu görüyor bunu anlıyor bunu ve ona görmüyor. göre yaklaşıyor Taliban'a kabile. Şimdi mesela bakın hani açmayacaktım da paşama da hani ek olsun. Ee, evvelsi gün Çin Dışişleri Bakanlığı uzun bir açıklama yaptı. <laughs> Afganistan'la tali olarak ilgili. İran'la ilişkilerin yeni boyutu konusunda. Hı. Ağustos'ta dedi bizim liderlerimiz bir görüşme yapmışlardı telefon. Şimdi Dışişleri Bakanlarımız konuştu. İran'da Çin'in söylediği şudur. Afganistan'da ne varsa beraber hareket ediyoruz. Şartlarımız da şudur. Dışarıdan karışılmasın hegemonik güçler hareket etmesinler ve çekip gidenler içeriği karıştıracak adım atmasın. İkisini daha bir İran devlet şey dışları bakanı, biz için dışları bakanı. Şimdi onlar da buna göre biraz kuruyorlar, anlıyorlar yani demek istiyorum. Anlıyorlar ama işte e, hangisi yani, kazanırsa yani, ha, orada yetmiyor. bir şey var. Anlamalar yani, yetmiyor. Yani, Anlamalar yetmiyor, anlamalar yetmiyor. yetmiyor. ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta Rusya'nın da isteyebileceği şey Türkiye ile İran'ı çatıştırmaktır yani bir de bu potansiyel e, var yani de şeyi söyledik. E, ben Ankara'da çatıştırmak için. Tabi, de söyledik kaşınıyor yani, yani. Tabii orada başka Kim bir şey ya? daha var. İran. Ha, tamam, kaşınıyor. Ama kaş yani. ya. O da mesela Çin Çin üzerinden nasıl? Çünkü Çin'in Türkiye'den vazgeçmesine falan imkan yok çok kritik Türkiye'nin. Ama nasıl bir Türkiye istediği konusunda tereddütlerim var. Yani İran'la iyice ilişkileri gerilen ve yıpranan bir Türkiye'nin Avrupa kapısı kapanmış bir Türkiye'nin. Tabii yani Uygurlar üzerinde hiçbir etkisi, etkisi, olmayan etki yapmak, bir, yani nasıl bir profil olmayacak bilmiyorum. bir Türkiye istiyorlar. Ha, o, o, şey değil. Biraz yani Paşamı, bakalım. Görürüz. Paşam buyurunuz. Biraz şimdi... ağır bir şey oldu ama tek tek konuşabiliriz. Ee... Nasıl istiyorsunuz? Yani Mısır'dan çıktık yola ama geldiğimiz yeri gördük. Evet görmüyoruz. yani ben e, esasında e, Mısır e, şu anda e, tek bağlı olduğu ülke e, Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü niye? E, şu an Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilebilmesi, münasır ekonomik bölge anlaşmaları veya kıta sağlığı benzeri konularda gelişme yapabilmesi için... Öncelikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan sözleşmelerin askıya alınması veya geçer sayılması gerekiyor. Bu Mısır parlamentosunda da sık sık gündeme gelmişti. Bugüne kadar bunların arkasında kim vardı? Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri vardı. Ve öncülüğünde Fransa yapıyordu. Peki Amerika bu süreçte ne yaptı? Dedaş bölgesi dahil oradan Adalar diziniyle, e Sulda Körfezi dahil olmak üzere bütün e Ege Denizi'nde güneye kadar her yerde üst elde etti dolayısıyla ve bunun için de Yunanistan'a birçok tavizlerde bulundu ve Yunanistan'a çok miktardan kullanılmış veya kullanılmamış bir takım hapsi silah araçları verdi ve bunun karşılığında da elenci gazının bu bölgeden Avrupa'ya nakledilmesi için de Dedeağaç'ta bir liman inşa kararı aldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu kadar yatırım yaptığı bir Yunanistan ve güneyde de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ki ambargo silah ambargosunu kaldırdı, birçok şeyleri kaldırdı. böyle bir takım kazanımlar elde etmişken ee, ve Mısır üzerinde de e, etkili olduğunu e, düşünelim, ikili oynamakla birlikte. Dolayısıyla Mısır'ın Amerika Birleşik Devletleri-İngiltere Anlaşması olmaksızın İngiltere'ye ve Amerika'ya rağmen e, İngiltere'nin e, etkisinde çok ciddi bir şekilde kalabileceğini ben e, burada düşünmüyorum açıkçası. E, çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri... Ee, Mısır üzerinde baktığımız zaman gerek Müslüman kardeşler önce desteklemesi sonra onun terör örgütü ilan etmesi, Sisi'ye desteklemesi, bütün bunlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Afrika'ya açılan bu pencereyi her zaman için kontrol altına tutmak ister çünkü e, bu bölge e, aynı zamanda e, Suriye'den gittiğinde de e, Orta Doğu'ya hakim olabilecek ikinci önemli kritik noktadır. İsrail'in güvenliği de aynı şekilde Mısır'da başlar ve Mısır'da bitiyor. Bunun da farkındadır ve dolayısıyla Mısırı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri kontrolü altında tutmasının en büyük nedenlerinden biri Mısır'la ilgili güç bela geliştirdiği ikili ilişkilerin asla bozulmaması ve İsrail'in en azından güneyden güvenliğinin tam olarak sağlanmasıdır. Diğer bir konu Mısır burada ciddi bir çıkmaz içindedir. Yani Türkiye karşı geliştiği bütün hamlelerin her biri geri tepmiştir. Yani Libya'daki pozisyonunu gördük. Onun dışında körfez ülkeler içinde Türkiye'nin yalnızlaştırılması politikası geri tepti. Ve Türkiye'nin hamleleriyle gerek Katar'da gönderdiğimiz birlik, gerekse Katar üzerindeki ambargonun kaldırılmasında Türkiye'nin son derece etkili bir rol oynadığını gördük. Üçüncüsü Türkiye'den Mısır, Orta Doğu üzerindeki etkisinin giderek arttığını özellikle Suriye ve Irak üzerinde yaptığı hamlelerle Mısır bunu görmeye başladı. Ee, ve işte en son Bağdat'ta Sisi'nin de gittiği, Sayın Dışişleri Bakanı'nın katılmış evet. olduğu toplantı, Mısır-Suriye -Suri ilişkileri, evet. Bütün bunlara baktığımızda e, Mısır e, sadece Türkiye üzerinden değil, Orta Doğu'da tekrar eski Mısır gücüne ulaşıcı bir politika içine girdiğini ben düşünüyorum. Bu tek başına elbette kendisiyle değil, bir yönlendirmeyle. E, burada Amerika Birleşik Devletleri eğer bu bölgeden çekilse bile, Kendisini yerine kullanabileceği bir takım vekil güçler bu bölge için hazırlıyor olabilir. Bundan içinde de en güçlüsü olarak da Mısır ordusunu ben görebiliyorum. Bunun temel neden tabii tarihsel süreci de var. Mısırla Suriye arasında malum kurulmuş kısa da olsa bir ortak bir devlet anlayışı var. Mısır-Suriye ilişkileri Arap son derece konu. önemli. Diğer bir konu Mısır Arap Birliği'nin liderliğini yürütüyor. Ve dolayısıyla e, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin şu dönemde bozuk olduğunu da düşündüğümüzde Mısır'la Türkiye ilişkilerinin düzelmesini, Mısır-Suriye üzerinde de etkili olarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzeltilmesi ve Suriye'de de etkili olmaya ben e, çaba gösterdiğini düşünüyorum. E, diğer bir konuda e, Mısır e, bu açıdan e, Sahel bölgesini kuzeyden çevreleyen önemli bir yerdir. E, özellikle e, Somali bölgesi dahil, Etopya bölgesi dahil. Ee, ve Nijer, Nijerya, Nijerya açılan bir kapı konumundadır. Ee, Mısır'ın kaybedilmesi demek Mısır'ın Çin'e geçmesi demektir. Çünkü güney bölgelerinde Mısır'ın Kızıldeniz'inde 3 tane liman kiraladı Çin Mısır'dan. Ve bunlara da ciddi paralar ödedi ve bunların da içe doğru demiroğlu hatları şu anda örmeye başladı. Aynı şekilde Somali bölgesinden de. Dolayısıyla Mısır Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'den çekilebilir, diğer yerden çekilebilir. Ama Mısır, Amerika Birleşik Devletleri açısından burada elde tutulması gereken bir güç. Bunun için Rusya ile de yarışıyor ama Amerika'nın bence ağırlığını Mısır'a vereceğini ve Orta Doğu bölgesinde aynen Yunanistan'a yaptığı yatırım gibi Mısır'a da daha çok yatırım yaparak Mısır'da, Mısır'ı İsrail'in yanında ikinci bir vekil güç olarak ben ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum. Yani Mısır Silahlı Kuvvetleri evet Ciddi bir takım erozyona uğradı bu ekonomik zorluklar ve diğer nedenlerle ama sonuçta bu bölgenin en güçlü hep dediğimiz zaman İran, Türkiye ve Mısır'ı sayardık biz askeri güç anlamında. Mısır'ın ben son dönemlerde Türkiye olan ilişkilerinde yalnızlaşmadan ziyade Orta Doğu üzerinde hakimiyet... Bir başkasının vekili olarak Mısır'ın tarihsel ilişkileri de burada var ama Orta Doğu bölgesinde tekrar bir aktör olmaya soyunduğunu Suriye ve Irak üzerinde etkilerle bir de geçenlerde biliyorsunuz Irak, Ürdün, Mısır üçü bir araya gelmişti. Hem dışlar hem liderler zirvesinde. Son üç aydaki Mısır'ın bu bölgeye ziyaretten her seviyede baktığınızda ondan önceki dönemlerine göre 4-5 kat attığını görüyorsunuz. Sadece ikili temaslar üzerinden. O yüzden de şu anda Münasir Ekonomik Bölge imzaladığı üç ülke var: İsrail, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi ve Yunanistan. Bunlarla eğer bu anlaşmaları iptal etmedikçe Türkiye'nin Kıbrıs adasında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş olan haklarının Türkiye'nin iddia ettikleriyle aynı noktada buluşamayacaktır. O yüzden Mısır'la olan ilişkilerin yani ileri boyutlara gelebilmesi için öncelikle bunların ortadan kalkması gerekiyor. Mısır'la olan ilişkilerimizin düzelmesi elbette büyük elçilikler açılabilir, TİKA yeniden açılabilir. Bütün faaliyetler yeniden eski haline gelebilir. Ancak burada dediğim gibi Mısır'ın Türkiye olan ilişkilerini ben hızla geliştirmekten ziyade ee, i̇kili gelişmeler evet aynen ee, Suriye ve özellikle Suriye konusundaki gelişmelere bağlı olarak bakın Çin Mısır ilişkilerinde de inanılmaz bir şekilde biraz evvel ifade ettim bu sadece Mısır açısından değil Doğu Akdeniz açısından değil Suriye açısından da Mısırla Çin arasındaki ilişkilerde ciddi bir artış var Dışişleri Bakanı uğradığı üç ülke vardı bir Mısır iki Suriye 3 Tunus'tu. Tunus'tu veya bir diğer ülke karışı ama Mısır'ı kesinlikle ziyaret etti. Ne zaman? Suriye'den önce ziyaret etti. Ve arkasından Suriye'ye gitti. Ve biraz evvel belirttiğim açıklamalar, yani sizin söylediğini açıklamaları yaptı. Ve bunun için şu ifadeyi kullandı Çin gazeteleri. Aynen Almanlar diyordu ki Almanya'nın güvenliği Tibet'ten başlar, Çin'in güvenliği İdlib'den başlar veya Suriye'den, Orta Doğu'dan başlar demeye başladılar. İdlib üzerindeki olan etkileri niye bağlı? Diyor ki Doğu Türkistan İslami bilmem ne partisi bize artık buradan eleman devşirecek. Bakın buraya gitmeden evvel iki kritik şey yaptı. Wuhan koridoru konusunda 2019 yılında Afganistan'la askeri eğitim işbirliği anlaşması imzaladı. Bu geleceği öngörerek. Şu anda o koridoru bir daha eğitim, daha taburuyla kapattı. O bölgeden hiçbir unsurun sızması mümkün değil. İkincisi ona 300 veya 200 kilometre mesafede Tacikistan'ın sınır bölgesinde bir üst dağı teşkil etti. Bu ne zaman ortaya çıktı? Bir buçuk yıl sonra askerler çarşıda kollarında Doğu Türkistan işte bilmem ne grubuna karşı mücadele eden askerlerin arması olduğu görülünce çıktı. Yani kendisi tamamen Doğu Türkistan önce buradan soyutluyor bu bölgede. Arkasından buraya en çok destek gelecek neresidir? Suriye ve Suriye'de nedir? İdlib'tir. Bundan sonraki gelişmelerde Türkiye e, Çin üzerinde İdlib konusu üzerinden bir baskıya söz konusu olabilir. Çünkü dört madde üzerinde anlaşıldı ve dört maddenin tamamı terörle mücadeleye yönelik. Onların anladığı anlamda terörle mücadeleye yönelik. Ve bunun üzerinden de Çin Esad'a gerekli maddi manevi her türlü desteği vererek kardeşim diyor bana buradan yönelecek tehditlerin hepsini yok edebiliriz diyor birlikte. Şeye ee, zaten e, biliyorsunuz Afgan, şey Taliban'a da baskısı var. Evet. Bu e, Doğu Türkistan Birliği'ni sakın ha, evet, evet. Suriye'den oraya getirme diyor. Evet. Yani evet, kabul etmeyecek. Etme. Kabul, evet, kabul etmeyeceksin etme diyor. diyor. Onu da baskı Ama bağışına. gidiyorlar biliyorsunuz. Ya tabii yani değişik yollardan karayoluyla Amerika Birleşik Devletleri evet. naklediyor vesaire filan yerine vekil olarak. Ama bu Çin'in ziyaret dediğim gibi Mısır ve arkasından Suriye ayağı ve yine Çin Mısır e, arasında artan ilişkilerin sayısına da bakmak lazım son zamanlarda. Bu da son derece önemli. Dolayısıyla Amerika ile Çin arasında Mısır gidip geliyor bu bölge içinde. Ama Suriye yönetimi üzerine etkili olabilecek olan tek ülkenin de bu bölgede Mısır olduğunu da biliyorlar. Nitekim e, ikili görüşmeler ve diğer temaslara baktığımızda da. E, dolayısıyla Türkiye'nin canı Suriye'de. Amerika çekilir veya çekilmez. Ama İdlib konusunda özellikle Çin tarafından Rusya ile burada ortak noktada buluşabilir Çin. Türkiye'yi yoğun bir baskı altına alabileceklerini ben düşünüyorum İdlib üzerinden. Çünkü Çin buraya çok ciddi önem veriyor ve bunun karşılığında da Suriye inanılmaz işte boş diplomasi falan ne dersek diyelim ciddi bir kaynak tahsis ediyor. Ve tek yol tek kuşağı Suriye dahil olmamıştı ve dahil olmayı kabul etti şu anda bu e, anlaşma sonucunda. Dolayısıyla Suriye'de zaten Çin'in etkisi vardı. E, bununla da e, arttığını söyleyebiliriz. Peki bu baskıdan ne bekliyorlar? Yani amaçları ne? Olay, bunun e, muhtemel baskısı e bunun, e bunun muhtemel olarak baskısı e, Çin'in e, Suriyenin e, bu bölge üzerinden denize ulaşacak. Yani Rusya Kuzey'de, o Güney'de. Yani e, çünkü bizim üzerimizden ulaşsın. Bizim üzerimizden. Bizim ulaş. üzerimizden denize ulaşma planları sanırım e, Ala tarafında bir liman kiralamışlardı ama öyle kaldı. E, o henüz daha netleşmedi. Öyle bir e, çabalar vardı. Son durumun açıkçası bilmiyorum ama e, İsrail'den Hayfa'yı kiraladı. Hayfa'yı biliyorsunuz ama onun geliş noktası farklı bir istikamet. Ama Türkiye'den gelen orta hatla e, Rusya Başım, üzerinden o geçen Kızıl Deniz'den geliyor. Yani Kızıl Deniz'den oraya geçecek Hayfa'ya. Yok işte ama ikinci bir hattı daha var onun. Yani İran üzerinden yok. gelecek bir hattı daha var. Ha, en kısa yoldan evet, denize evet. inme hattı var. O yüzden Hayfa'yı öncelikle o kadar İsrail'in Amerika'nın baskısına rağmen İsrail ile Çin ilişkileri de konuşmuştuk ya bu yani da çok farklı boyutta. Evet. E, burada tabii e, İngiltere'nin ben yani güç olma içinde hocamın söylediklerine aynen katılıyorum. E, bu küresel Britanya e, terimi ile e, İngiltere'nin yeni ilan ettiği işte birkaç öğretmenin ulusal güvenlik stratejisini bir arada değerlendirmek lazım. E, evet. İngiltere küresel Britanya e, vizyonunu koydu. ve Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına baktığınızda da burada e, bütün dünyada küresel güç olma işte müttefiklerle iyi geçinme, İngiltere'yi tekrar eski haline getirme gibi bir takım şeyler var. Ama bunun için e, ulusal güvenlik stratejisinde ise İngiltere diyor ki bizim ordumuzun geliştirmemiz lazım. Asker tanklarımızın yenilenmesi lazım. Nükleer silah sayısını şuradan şuraya attırmamız lazım. Baktığımız zaman evet küresel e, Britanya vizyonuyla uyumlu. Niye? Bu vizyonu ortaya koyduğu zaman karşısında kimi görecek? Çin'i ve Rusya'yı görecek. 1945 yılı Çin ve Rusya'sı yok karşısında İngiltere'nin. Çin ve Rusya ile askeri alanda mücadele edebilmesi için bu ulusal güvenlik stratejisini ortaya koyduklarını süratle kaynakla tavsiye ederek hayata geçirmesi gerekiyor. Peki bunu başarabilecek mi? 249 tane İngiliz askeri Afganistan'da öldü. Ve Afgan medya, İngiliz medyası diyor ki 2001'de neyse 2021'de aynı baştan başlayıp sona döndük diyor. Milyarlarca pound para harcandı, 249 tane askerimiz öldü. E, bu nasıl bir vizyon diyor? Ciddi bir şekilde terasa, mey falan ciddi eleştirilerde bulunuyorlar. Yani buna karşılık. Şimdi bu açıdan İngiltere'nin evet 45 öncesi vizyonu uygu ama Amerika'yla da hocam dedik gibi ciddi çatışma alanları var. Amerika İngiltere ticaret anlaşmasındaki uyumsuzluklar, Kuzey İrlanda konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındaki ayrım, Çin Amerikan ticaret anlaşması konusunda İngiltere'nin takındığı farklı tavırlar baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Çin arasının da pek o kadar etkili olmadığını görüyoruz. İngiltere şu anda esasında bir iki şeyden kurtuldu bence. Bir Amerika, iki Avrupa Ağabey. Birliği zincirinden. İki zincirden kurtulunca küresel Britanya'yı tekrar gündeme getirdi ve Şaşır ulusal bir güvenlik bir stratejisi. Şaşırılan evet. nokta esasında biraz bu. Avrupa yok, Amerika yok, İngiltere ya da nasıl olacak? İşte, i̇şte mesela e, Paşa'm da şimdi getirdi İngiltere'nin. Ama Amerika bir yere var. kadar daima var. Tabii tabii, tabii yani tabii, o, tabii. O, ayrı. o zaman şöyle de kurabiliriz. Hani Çin ve Rusya, İngiltere karşısına koyuyoruz. Onların mesela Rusya'yı anlayabiliriz ama Çin bir yere kadar da yanında da diyebiliriz tabii, tabii. Yani, yani öyle olur. bir olabilir yani, yani. Bir yere kadar. Işte bir yere yani, kadar. yani artık böyle çok uzatamıyoruz değil mi tabii, paşam? Tabii, tabii. Yani şimdi Rusya evet. ile Çin tabii ki bu yani öyle bahsettiniz öyle. ki İngiltere kamburlarından kurtulmuş gibi. E öyle oldu. E biraz öyle, öyle zincirlerinden kurtulmuş. kızıyorlar Amerika'ya yani. 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 Ama sırtında yine yani. de bir ekonomik para kamburu var. Bir de e, şimdi ya en son, son yapılan tabii bir anket sonuçları var burada yayınlanmış. Yani İngiliz şeylerinde e, bir e, araştırma yani küresel Britanya ile neyi hedefler İngiltere diye sormuşlar. İngiliz kamuoyunun tabi %25'i, 21'i İngiltere, evet küresel Britanya var ama ülkenin içindeki sorunları çözmelidir diyor. Mesela altyapısı bir felaket, aynı Almanya gibi. Bunun gibi benzeri şeyler var. Yüzde %34'ü diyor ki evet diyor olmalıdır ama önceliği serbest ticarete vermelidir diyor. Para yani ticaret evet, para konusunda Yüzde %34'ü de bunu söylüyor. Amerikan e, kamuoyunun da yapılan küresel Britanya'ya ne diyorsunuz diye. Yani böyle bir hedef İngiltere için uygun mudur diye bir soru sormuşlar. İç politikada da böyle Ama bir şey Ama Ne e, olursa ifade. olsun tabi İngiltere bir vizyon ülkesi. Ya, tabii tabii. Yani orada o, sorun yok o, tabi. O. Türkiye açısından iyi incelenmesi, şey yapılması takip edilmesi gereken yani, bir şey yapacak Bu bölgede tek ülke Nasıl? var şu aşamada. Süre. Bu hale 20 öyle. yıl sonra ha, Türkiye, tabii. Tabii, tabii sizin ana muhalefetiniz 20 yıl sonra Tamamen 100 metre o, aşağı iniyor. Yani, Hangi kavrayamıyorlar. İngiltere'nin yani, vizyonunda ne Yunanistan ne Mısır ne başka ülke gibi. Türkiye küresel Britanya vizyonunda Türkiye'den başka hiçbir ülke yapamaz. geçen hafta bir vesileyle bu Sincar bölgesiyle alakalı olarak konuşurken söylemiştim. Yani İngilizler anlatmaya çalışıyorlar ki bu PKK'ya, YTP'ye filan bu Sincar'ı boşaltın. Evet. Burada burada tutunma şansınız yok. Bu hele hele İran'la bunu yapmak mümkün değil. Diye anlatmaya da çalışıyorlar. Se sebebi şu. bütün dünyada Amerika büyük bir hatayla PKK'nın e nasıl bu Yezidileri evet. kolladığına dair bir propaganda savaşı yaptı. Verdi. Sergiler açtı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ama Londra'da Yezidilerin nasıl PKK tarafından katledildiğine ilişkin sergiler açıldı. Evet. E şimdi düşünün yani bir anda o Amerika'nın üzerine propaganda yığdığı bir tez Çöktü. Orada çöktü. Bunu sadece sergi açıp açmakla da bırakmadılar. Yani dünyanın en ön, ünlü dergilerinde Time gibi filan dergilerinde yayınladılar. Bu PKK'nın aslında Yezdileri katlettiğini filan filan yayınladılar. E şimdi bütün bunlar Türkiye'nin lehine olan şeyler. O yüzden Türkiye'nin eli Irak'ta güçleniyor. Bu İngiltere sayesinde güçleniyor. Bırakın onu Bağdat'ın siyaseti de bunu gerektiriyor şu anda. Güçleniyor. Oradaki seçime müdahiller orada da baskılıyorlar. İşte yani Talabani bizim şeyimizle bizim siyaset, yani Türkiye'nin siyasetiyle Türkiye'ye yaklaşmış değil. Evet kendi de görüyorlar bir şeyler ama İngiltere'den gelen telkinler var. E, tabii tabii. Yani Oraya. o zaten Sincar e, baskısından sonra o evet. e, Süleymaniye üzerinde Yaşam, baskı kurdu. Evet. arkadaşlar. Efendim reklamlara gidiyoruz. Kısadır hemen geleceğiz. Devam ediyor. Bu arada söyleyelim bu Fransa'daki olayla ilgili mesajlarınız geliyor. Konuşacağız efendim bu akşam. Ufak da olsa bir yer açacağız. Hatırlatayım. Lafarge. Çimentocular. Ben ee, son olarak şunu tabii söyleyeyim tabii. şeyden itibaren. Şimdi biraz evvel dediniz ya İran'la Çin arasındaki zaten 25 yıllık bir anlaşma <laughs> imzalandı. Tabii, tabii Onun üzerine gelen Evet. Böyle bir pozisyonda eğer Amerika Orta Doğu'dan ayrılırsa, Biraz e, hocam da söylüyor ve ben de aynı kanaatteyim. Türkiye ve İran'ı e, üzerindeki baskılar özellikle Türkiye İran'ı birbirle e, bir çatışma ortamında sürüklemek e, İran'ın e, gözünü kulağını e, Afganistan'dan ayırması için ve Çin'le olan bu iş e, Afganistan'da kalıcı bir etki oluşturmasının da önüne engel teşkil edebilir. Sadece bunu PKK-PYD varlığı üzerinden değil ve Haçlı Şabi üzerinden değil Çin'le olan ilişkileri de ve Çin'in Orta Doğu ilişkilerinde bozmak için de İran'ı e, Türkiye üzerine yapabilirler. Peki başkan e, şunu ne idiler? diyorsunuz? Sonra oradan tekrar Süleyman Hoca'ya da Avni de döneriz de. Bakın Afganistan'dan çekilmesiyle şu anki gelinen noktada Afganistan'da Çin ve Rusya'nın işte zaten o kümeyi saydık. Evet, Daha etkin olduğunu kabul ediyoruz değil mi? Daha önde duruyorlar en azından. Pakistan... Kime ait? Çin'e ait? Amerika ait? Şuna Türkiye'nin etkisi midir vesaire bilmiyoruz. Ama Pakistan'ın Taliban ve Afganistan etkisi üzerinde bir şüphemiz yok. Tabii. Gel gelelim biz Pakistan'ın nasıl davranacağı konusunda da Amerika'ya eskisi kadar yakın olmayacağını varsayıyoruz. Belki İngiltere, İngiltere işte zaten. Tamam zaten İngiltere. Yani eee e, oyam da söylemişti. Çok aşiretli yapısı var. Yani e, çok çabuk e, bir istikamete kayabilecek İngiltere etkisi altındayken de böyledi. Yani Pakistan'ın Pakistanı Pakistan diyorum. Yani bütünlük bir bütünlük arceden yanı var gibi görünüyor ama, ama işte. e, daha evvel söyledik Beluciler işte şeyler e, Kuzey yani Afganistan'da biraz daha çok katılırım size. Pakistan biraz daha bana göre stabil gözüküyor. Şöyle Hı -hı. stabil gözüküyor ama yani Çin'in şu andaki biraz ittirmesiyle gidiyor. E, Amerika'nın daha evvel yaptığı kendisini Hindistan meselesinde yalnız bırakmasının karşılığından iş politikada ciddi bir şekilde Amerika'ya tepkiler var. E, bu bir kenara koyalım ama Çin'in Pakistan'da bence Afganistan'daki hamlesini Çin'in yapacağı hamlelere göre sürdürecek. Evet. Yani şu anda e, tam bakın e, İslam emirliğini ilk tanıyan kimdi? Pakistan'dı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan tanıdılar. Şu ana kadar Pakistan tanımadı. Bu sefer dediler ki aceleci olmayacağız dediler. Niye? Çin'i bekliyorlar. Çin gibi bir açıklama yaptılar. Dediler ki evet şu anki gelişmeler olumlu gibi dediler. Çin'de benzeri ama bu henüz daha tanımak için zaman var gibi ifadede bulundular. Bu Çin'in politikasıyla bir yerde benzerlik gösteriyor. Evet yüzde yüz Afganistan üzerinde çok derin bir etkisi var. E, onu cidden kabul ediyoruz. Yani ben şu anda yani Rusya'dan da daha fazla şekilde Çin'e yakın olduğunu düşünüyorum. Mesela İran'a e, geçersek Afganistan'da Hindistan'a bir üs verer veya bir hava Tabii kuvvetlerine öyle. bir yer var mıydı? Mesela Taliban gelir gelmez bunu iptal etti. İptal etti. Yani bu e, Pakistan'ın çok ciddi etkisi sonuçta, olduğunu gösteriyor. Başım, sonuçta şuraya geliyoruz. Burada bir çizgi oluşuyor mu, oluşuyor. Evet. evet. Flodur bilmem ne. Geldi bize kadar dokundu mu? Evet. Durant, Duran attı. E, Duran <laughs> attı, devam ediyor daha güçlü. Şimdi biz ne yapacağız? Ben yani Pakistan tamam dediğiniz doğru. Ee, onlara katılırım. Ama Pakistan bir istihbarat devleti. Tamam. Yani Suriye'nin bir başka versiyonu bu. Ee, yani biz evet kardeş şu bu filan filan ama yani e, işte Taliban dediğimiz yapı, El-Kaide bütün bunların hepsi Pakistan'ın ortaya çıkardığı unsurlar. Ha Amerika da destekledi. Pakistan istihbaratı da destekledi. Yani bütün o e, efendim Usame bin Laden filan hepsi Pakistan'ın e, ortaya çıkardığı şeyler aktörler. E, o, o bakımdan Pakistan kolay bir çözümlenebilecek bir ülke değil. Yani ne Amerika tarafından ki Amerika Emri yani değil mi? Pakistan Hava Kuvveti şey'den genel kurmayından izin bile almadan helikopterlerle gitti. Usame'nin kaldığı yeri bombaladılar falan filan. E, bir de orada işte Pakistanlı askerler de çok sayıda ölünce tabii onun üzerine durdurdu işte ilişkiler gerdittirdi. Yani Belki ilişkiler de Amerika ger kasıtlı yaptı yani evet, tabii. Yani ilişkiler geriliyor, meriliyor filan ama nihayetinde orada önümüzdeki dönemde ben o yüzden Türkiye'yi daha şey e, inisiatif e, ağırlıklı ona, ona görüyorum belli yani belli yok bence de, evet. e, Pakistan ne olursa olsun e, bir başka şekilde ideolojik olarak da yani Taliban, Taliban ideolojisi açısından da e, de, Afgan Taliban'ına daha baskın geliyorlar işte karşımıza radikallerle belki bir frenleyici etki çıkarabilir. Yani çünkü e, o bölgede Türkiye'nin etkisi e, çok fazla. Ortaya ülkelerde evet. de ama e, Çin Taliban ilişkilerine baktığımızda evet Taliban'ın şu an açıklamalarında Türkiye de öyle. Ama eee Çinle olan ilişkiler sadece buraya değil e, sınırımızın dibine dayanıyor. Yani e şimdi şimdi e, e, komşu ve evet, yani. Çinle komşu. E şimdi baktığımızda yani Türkiye Kuzey Sur Suriye, Suriye meselesinde Oradan buradan çekile çekile İdlib'de. Evet. Türkiye için burası artık bir direnek noktası şey, bizim yani. evet, noktası direnek, evet. ve eee İdlib öyle ufak tefek bir şey olmaktan da çıktı. Çok ciddi sivil nüfusun barındığı bir yapı evet. haline geldi. Ve esaslı bir silahlanma var, esaslı bir e, savunma hattı var orada kolay değil. Ve Türk lirası filan geçiyor. Tabii canım, Bütün ekonomiyi. o bölgede tamam. falan. Yani bakıldığında. Adamlar, Türkiye'nin başarısı, bizim başarımız. Suriye'nin başarısı diye bakıyorlar. Falan. Ve bu Çin'i de, diğerlerini de, İran'ı da hele İran, yani felaket öfkeli. Bu İdlib meselesi. Rusya'ya da kızıyorlar. Çünkü yeteri kadar bombalamadınız bunları diye yani İran'ı da isteği değil mi? Süleymani olduğu gibi bunların hepsini öldürelim diye Demiş, evet. bakan bir insandı filan. Yani o bakımdan Türkiye bütün bu köşe taşlarını oralarda tuttu. Ben o bakımdan Türkiye'nin siyasetini belki hataları, eksikleri, zamanlama hatalarımız, şunlar bunlar da geçmişte oldu bizim. Sizler de anlattınız. Yani şunu daha evvel yapsaydık. Şunu bilmem ne. Ama bugün ortaya çıkıyor ki bakın Fransa'nın çimento fabrik şeyi bile istihbaratla birlikte çalışıyor ve evet. Türkiye aleyhinde. Biraz aleyhinden işte konuşalım bu abi. şeyler bu Fırat bölgesine filan filan o harekat bölgelerinde karşımıza nelerin çıktığını Şu hatırlıyoruz. Tabii. Şimdi bakıldığında e, bütün bunlar bölgede PKK'yı veya da PYD'nin nasıl e, bir yabancı güç halinde olduğunu filan gösteren Türkiye'nin de elini oradaki bölge halkı nezdinde bile güçlendiren şeyler. Ya bunların hepsini Türkiye söylüyordu diyorlar. Şimdi. O bakımdan ben ee, önümüzdeki şeyin, dönemin ister Çin açısından, Çin evet doğru son derece önemli. 100, bir, 100 200 bin neredeyse yakın Doğu Türkistan e, menşeli bir güç var orada. Bunun bu Çin'i tedirgin ettiğini, etmediğini kim söyleyebilir yani? Mümkün değil. Ve bunlar bir şekilde Afganistan'a ulaşmanın derdindeler. E, ve orada Türkiye'nin şeyiyle, isteğiyle şimdi orada bloke edilmiş vaziyetteler. Duruyorlar yani yerlerinde. Ama gidebilirler. Hareketlenebilir. Nitekim nasıl e, ki bunlardan koptuğu için söylüyorum o şey ha e, Haçlı Şabi e, onlar gittiler bir kısmı Afganistan'a. İşte şimdi Taliban karşısındaki radikal unsurları şimdi bunlar teşkil ediyorlar işte birileri. O bakımdan ben e, Ankara ile uzlaşmanın Çin açısından da doğru bir şey olacağı kanaatindeyim. Birincisi bu. Çin'de kavga etmenin, kapışmanın manası yok. E, ama İran öyle değil. Rusya ile İran Türkiye'siz bir yapı istiyorlar burada. Bu coğrafyada kesinlikle İran burada Türkiye ile kapışır. Rusya kapışmadan bu işi nasıl hallederiz derdinde. Ama Rusya'nın da istediği Türkiye'nin buradan çekip gitmesi. Evet. Bizim evet tamam bu işte e, anlaşmalarımız var Rusya ile işbirliği anlaşmalarımız var şu bu filan. Onların hepsi yattı bitti hiç. Yani bu Kafkasya bölgesinde bundan sonra bir sıkıntı ya biz çünkü Afganistan'daki şeyler burada patlak veriyor. Buradakiler Kafkasya'da patlak veriyor. Artık yani öyle şundan aramızda 3000 kilometre var filan hiç fark etmez. Yani oluyor. Bütün bunlarla bağlantılı olduğu için zaten Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri şunlar bunlar. Yan yana bütün bu zincirler Hatta Somali filan. Yani bunlar ekleniyorlar. Yani biz yani bir milyon dönüm arazi kiralamış Türkiye. Somali'de. Yani. bu Amerikalılar bile Somali yönetimini protesto ettiler. Nereden çıktı bu Türkiye buraya? Yani bu, o yüzden Ankara artık küresel bir oyuncu. Ha ne kadar güçlü, gücünden yani cesaretinden daha fazla mı şey güç tekrar ediyor? O, onu tartışırız. Ama Mısır'ın filan bunu fark etmediğini, düşünmediğini anlamak mümkün değil. Ankara'da Etiyopya'nın başbakanı değil mi? Devlet hı hı. Ankara'daydı. E, Mısır'la Mısır'ın bunları filan göz önüne almadığını söylenebilir mi yani? Mümkün değil. Ha bugün Dışişleri Bakanları görüşür ve işte Büyükelçiler teat edilir. Kolay değil çünkü Mısır'la olan ilişkilerin onarılması, tanzimi filan filan birdenbire orada çiçekler açmayacak. Ama yarın bir gün bu <laughs> e, finansman açısından da Birleşik Arap Emirlikleri filan başka alanlarda da Türkiye'de yatırım yapma isteğini Cumhurbaşkanımıza ifade etmiş zaten Emir falan. Bütün bunların ben Ankara'nın elini güçlendirecek bir sürece doğru gittiğimizi Birleşik düşünüyorum. Emir Birleşik Arap Emirlikleri'ni söylüyorsun değil mi abi? Evet evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ni söylüyorum. Keza eee Afganistan'da da Türkiye'nin e, işlevinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Orada zaten devam etmekte olan yatırımlar var, şunlar var, bunlar var. Onlar, oradaki çalışan insanlar geri çekildiydi. Herhalde bu Taliban 20 senede bir şeyler öğrendi de yani. Geçmişte ne hatalar yaptıklarını, neden başlarına çora bölüldüğünü herhalde farkına varmışlardır. Ki vardıkları anlaşılıyor. Ama burada gerek hocam gerekse paşam söylediği bir şeye istirak etmek mümkün değil. Amerika arkasında bir kaos bırakmak istiyor. İstiyor da yani adam yani bunlar ben gittim işte burası yangın yerine döndü. Kardeşim bak sen de yapamadın onu da yapamadı. Ve Türkiye'de şu da bu da yani ne olursa olsun. Bunu bunu her şekilde tetikleyebilir. Oradaki bütün unsurları destekleyebilir. Yani bütün şeylerin hepsine para, silah, ne varsa yani yağdırabilirler sırf kendi haklılıklarını ya da kendilerinin yokluğunda nasıl bir şey fotoğraf ortaya çıkacağını göstermek için. Aynı şey çünkü Rus Irak'ta da yaptılar. Ne oldu sonuç itibariyle işte Vietnam'da gördük. Ha, sonuçta bakıyorsun ki Vietnam'da Amerika kazanmış meğerse diyorsun. Kamboçya'da öyle. Oralarda bile. Aynı şeyi burada da tekrarlamak isteyebilir yani. Hiç şeysiz. Kaç insanın öldüğüm öldüğü hiç umurları değil adamların. Bombaladıkları giderken e, işlevsiz hale getirdikleri fabrik tesislerden bir tanesi protez fabrikası. Evet. Yani Çocukların ayak protezleri orada, mayınlarda. Peki. Ayakları kopmuş çocuklar. Ya bunu bile adam iş şey çalışamaz hale getirip böyle gidiyor. Peki. Söyleyin hocam, Anni Bey'in bu Rusya ve İran'ın Türkiye'ye bakışı konusundaki analizlerine ne kadar katılıyorsunuz? Yani önemli ölçüde katılıyorum. Çünkü Hı. bir kere İran ve Rusya'nın farklı sahipler üzerinden ifade çok doğru. Ben de katılıyorum. Bu bölgede Türkiye'yi artık istememe gibi bir durumları var. Yani Türkiye'yi istemiyorlar. Nerede? Irak'ta. Nerede? Suriye'de. Nerede? Libya'da. Ee, bu Çin açısından nasıl değerlendirilebilir? Orada da Paşam'ı söyledi ve dikkatimize getirdiği şey önemli. Ee, artık Çin'i uzaktaki bir varlık olarak değil, komşumuz olarak görme noktasındayız. Yani sınırımızdaki üçüncü süper güç. Dolayısıyla hani o bu gibi meselelerin dışında kalmayacak. Yani mesela Türkiye ile İran arasındaki dengede Çin nerede duruyor? Hani demin dedim ya ya bol miktarda İngiliz matbuatını taramak Tarket. lazım. O nispetle de Çin matbuatını taramak lazım. Çin'in çok net olarak burada her türlü istikrarsızlık unsurunda temel kazanımlarından vazgeçecek hamleler yapmayacağını düşünüyorum. Yani İran'la bağladı. Değil mi? Pakistan'dan önce sonra İran'la bağladı. Şimdi Afganistan uğraşıyor. Türkiye ile bazı eskizler var. Yani bir Türkiye çok kritik. Ama bu Türkiye kritik diye, Çin için kritik ve hayati diye Çin'in İran'ı tekmeleyip <laughs> yola devam edeceği ha. gibi bir şey doğru doğurmamalı bizde. Ya yani buradan şunu da ima etmek istemiyorum. Ya yani Çin'den de bundan Çin'i de karşımızda göreceğiz. Hayır böyle bir şey yok. Ama dikkat etmek gerekiyor. Türkiye ile Çin'in çatışmasından Allah korusun tabii bu çok kötü bir şey tabii de. Yani bu karşı karşıya olmaz da işte Kuzey Irak'ta olur. Başka yerlerde olur. İdlib'de olur falan. Çin kapışmak istemiyor Türkiye ile de hocam. İran'ı kapıştır. İşte İran da yani. bence çok evet. bu kadar kapışmak istemez. Yani evet. onda kendi bir aklı var tabii. E tabii. Ya yani biz Kas Şirin'de bu çatışmaların iki tarafa da yaramadığını <laughs> görmüşüz. Evet. Bu da unutulacak bir ders değil. Ama mücadele devam eder. Rekabet devam eder ve biraz daha sınır. Onu kabul etmemiz <laughs> gerekiyor. Böyle bir şeyin bu tansiyonun yükselmesini Çin ister mi? Valla işte düşündüğünüz zaman çok değişik hesaplar yapılabilir. Her iki gücü de kontrol altında tutmak için isteyebilir. Niye istemesin? Bazı yerlerde çok daha dirençli çıkabilir karşımıza. Mesela İdlib. Paşama söylediği şey az boz bir şey değil. Yani şunu gördük. Amerika Birleşik Devletleri ortada daha hiçbir şey yokken Aa işte Irak, Şam, İslam Devleti bilmem ne diye uydurdukları bir şey. Oradaki militanları patır patır Afganistan'a taşımaya başladı. Daha iki sene evvelden başladı. Kamyonun içinde gidiyorlardı biliyorsunuz. Gidiyorlardı el falan. Ya bu Amerikalılar bunları bombalamıyor muydu yani? Hı. Düşman değil miydi? Yani Niye bunlara? Şu anda mesela Suriye'deki varlığının bir kısmını Hala o mazerete dayandırmıyor mu? Hala dayandırıyor? E tabi hala onu dayandırıyor ama oradaki militanları toplayıp öbür tarafa götürüyor. Da ana varlık nedeni ona dayandırıyor. Tabii, Biden açıklamaları böyle. Yani mesela bugün yine Dışişleri'nin resmi açıklaması dedi ki... E, Daesh niye var orada? Çünkü burada Amerika... Yani isim vermedi Amerika diye ama zaten kim olacak? İşte onları taşıyanlar düşünsün dedi. Tabi. Şimdi bir de tabi birden bir baktık. Yani... E, Türkistan'ın kurtuluşu için mücadele ettiğini söyleyen radikal bir örgüt İdlib'de çıktı karşımıza. Evet. evet. Ya İdlib nere? Türkistan evet. Ne Antrenman mı yapıyorsunuz orada? Nedir yani oradaki? İşte o zaman tabii bir sürü palavra. Kim getirdi onları oraya koydu? Evet. Ya yani şimdi tamam, bunları görelim. Buradan kaygılanırım Süleyman Hocam. Hani Bey de onu söylüyor. Paşam da hatta ekli ekliyor da. Yani ola ki tutmayabilir bu plan. Amerika tamam Amerika oradan giderken geride bir şey, tohum bıraktı. Muhakkak. Tamam. Bunu sulama imkanlarına ne kadar sahip ben bilmiyorum. Ama bir şey bıraktı. Ola ki sistem çalıştı. Şimdi bakın hani sadece doğu ülkeleri değil ki birçok batı ülkesi, Avrupa ülkeleri şeyle Kabile ilişki kurmaya çalışıyor. Hani tanıma bambaşka bir şey ama işbirliğini açıklar yapmak istiyorlar. Ama Afganistan için Türkiye açısından bir sorun yok. Yani <laughs> Türkiye'de zaten aynı doğru düşünüyor. Orası düzenli giderse bu sizin çizdiğiniz hat başka bir şekil başka siyasi tezahürler Ama düzenli giderse düzenli evet, tamam evet. kadar, bir kadar Afganistan'dan bahsediyoruz ya yani. bu kadar evet. bahsediyoruz. Orada bir varsayım var burada da sağdaki evet, gerçekler, gerçekler var. Şimdi ne sağdaki arasındaki gerçek. Sağdaki gerçek i̇şte o Çin o dışişleri o... bakanının turları, Amerika'nın helikopterle adam taşıması. Aynen, demiyorum yani, yani Afganistan'ın bütünlüğü açısından. Afganistan'ın bütünlüğü şu anda hep dediğimiz gibi varsayımlara dayalı. Herkesin yaptığı hamlelerle bir öngörü de bulunuyoruz ama Orta Doğu'dakiler daha somut veriler. Yani onların onlarla bağlantısını kurmak e, tabii çok sonuçlayacağız. diyor oraya şimdi bu bir hat. Bu hatta ne oluyorsa aslında kırılmanın yırtılmanın yerlerinden birisi bu. bunu Yani bunlara bir <laughs> tek tek Hocam dediği gibi tek tek bakılamaz. Bunlar birbirleriyle bağlanır tabii tabii. tabii. Bağlantılı. Yani, tabii, tabii. Evet. Ama işte böyle baktığımız zaman da kesinlemeler yapamıyoruz. Evet. Ama zaten iş yani bu. Yani bu, bu da yani yapılan i̇şte, iş bu. Evet hayır ama yani şöyle bir şey çıkarsa bu böyle olacak diye yok, bir şey söyle. Zaten kimse hep, ha. Hep, am yapsa Amerika yapardı. Yani, yani, yani ihtimalleri eee Kuzey, Kuzey ittifakını Afganistan dışına çekti. Rusya falan hepsi çektiler yani. Amerika da dahil. Ama bu şimdilik bu Ahmet Han filan e çekildiler. E bu yarın öbür Aynen gün abi, bak. hadi a Osmanım burada... yürü dedik Denmeyeceğinin bir garantisi ha. yok ki. Tamam garantisi yok ama mesela Batı'nın burayı sulama imkan kabiliyetleri eskisi gibi değil. Değil. Onu görelim. Yani ha dedik şurada isyan çık öyle bir şey olmuyor orada. Ama şimdi şöyle. Sen şimdi ne oldu? Bunu mesela Ve orası az buz bir yer değil. Hayır hayır yani. bugün öyle diye bugünkü tabloya bakıp hı hı. gelecek yorum yapmak bana göre biraz iyimser Nalikol. hayalperestlik olur. Peki, şimdi mesela şimdi, Afganistan'daki ben, yapı Uyuşturucuya dayalı, e, da nesine dayalı. Tabii. Peki. Bu da bunlarla uğraşacak Taliban, Hı. uğraşacak yani iddiası o. E Dokunduğun Hiç anda zor, bunlara çok şey oynar yani çok taş. İki şey oynar. istiyorlar esasında Doğu'da da Afganistan'dan bir e, şu hükümet işte kuruldu bakılacak yani öyle tek tabanca olmasın hani bu bir Taliban devletine dönüşmesin. İki, yani kapsayıcı dedikleri o. İki, herhangi bir güç lehine kullanılmasının toprakların. Aleyhine ya da lehine kullanılmasın. Aslında iki şey söylüyorlar. Gerisini biz ha hallederiz kıvamında laflar bunlar. Söyleme. Oysa mesela Taliban'ı tek blok olarak görmeyelim. Yani Taliban'ın içinde kaç Tabii canım, katman var. çatışmalar yani? çıktı. Hani bu e, iki gün önce, bir buçuk gün önce Penşir düştü diye bir haber geldi. Ya şey bunu doğrulamadı Taliban. Ama o gece Kabil'de ateş, ateş edilerek değil. kutlandı. Şimdi deniyor ki işte bu da bu mikroplardan biri olabilir ya da doğru olabilir. Evet. Taliban'in kendi güçler arasındaki çatışmalarda evet. öldü tabii o kadar canım. insan deniyor. Doğru değil bilemem. Biliyorsunuz ki yani bilemiyoruz tabii. İşte Pakistan'ı blok zannediyoruz ama kaç parça? PKK'nın içinde bile zaman peki. zaman benzeri bir şeyler olabiliyor görebilir. ki o daha. Ya örgüte silah bırak gibi. dediğin anda neler olacağını bilmiyoruz. Şimdilik adam bası toplantısına bile elinde otomatik silahla geliyor. Peki başım şey he, ben e, tabii şöyle söyleyeyim yani İran-Türkiye arasında e, ben de her geçen gün bir çatışma ihtimali var ama e, Kasrı Şirin anlaşmasından itibaren sağlanmış bir istikrar da var. Bunun dışında bir de ben tabii İran'ın yumuşak karınları e, Türkiye'ye göre çok çok daha fazla. Tabii. Yani Kuzey Azerbaycan dediğimiz, ya Güney Azerbaycan dediğimiz bir bölge. Nüfusun neredeyse üçte birini oluşturan çok riskli bir bölge. E, doğusunda Beluciler yani böyle bir şeyde e, harekete geçer mi? E, baktığımızda Güney'de e, Abadan bölgesinde e, Araplar, Araplar, Suudi Arabistan'a bağlanmak istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir süreç İran'ın dörde parçalanmasını kesinleştirir. Yani Türkiye bundan olumsuz etkileneceğini ben düşünmüyorum. Sonuna kadar mücadele edilir. Evet İran'ın füzeleri bilmem ne sistemleri falan var. Ama bizim de S-400'ümüz var. Yani şeye baktığımız zaman kullanırsak tabii. O konuda İran'ın böyle bir hamlede Türkiye ilişkileri gerginlik safhasında... Tutacağını ancak e, uygulamaya gittiğinde e, yumuşak e, karınlarının çok fazla olduğunu, bunu asla cesaret edeceğim edemeyeceğini ve uzun süreli bir e, harekatı, bir eski bir İran-Irak savaşı gibi bir harekatı ekonomik anlamda hiçbir şekilde sürdüremeyeceğini ben düşünüyorum. Evet. E, böyle bir durumda tabii Türkiye'nin NATO kapsamında olmuş olması. NATO'nun işte 4 veya 5. maddesi gibi ki buna Siz de İran'la birlikte Rusya'nın da Türkiye'ye böyle baktığını mı? E tabii ben yani aynı kanaatteyim çünkü Rusya'nın da esasında yumuşak karınlarını hep Türkiye oluşturdu bence. Yani baktığımız zaman Ukrayna Türkiye ilişkileri, Kırım meselesi, Karadeniz'de artan tatbikatlar şu anda biliyorsunuz Türkiye hava polisliği görevinde üç 3 tane Rus jetini durdurdu, önleme faaliyeti yaptı. Baltık bölgesinde. Yani bunlara baktığımızda Türkiye evet Rusya ilişkileri ama Türkiye'nin ortak olduğu bir kolektif güvenlik örgütü var. Türkiye bu kapsamda ve dengeli bir politika ile gidiyor. Yani baş düşmanı dediğimiz Ukrayna olan ilişkileri savunma işbirliğine varacak kadar e, gelişmiş durumda Gürcistan ilişkilerine bakıyorsunuz aynı doğrultuda gidiyor. E Kafkaslarda Rusya'ya karşı direnerek şu anda Rusya ben esasında bence o zaman evet e, Ermenistan'a e, Paşinyan'a bir ders vermek istedi ama bence şu anda çok ciddi pişman olduğunu düşünüyorum ben Rusya'nın. Yani e, Paşinyan'ın açıklaması var. Türkiye Türkiye'nin tekliflerini düşünüyoruz diyor. Evet yani Yakınlar, hatta şey, bir uzdaşı şeyi zemini değil, olabilir aynen. mi filan diye açıklama var. E bak şu anda Amerika e, Kazakistan'dan Hazar kıyısında iki tane üst diyor. Şimdi e, burada Amerika bütün üsleri kaybetti ama Kuzey aktarım ağı denilen bir nokta var. Yani Afganistan'a gelen e, bütün e, malzemeler e, ya Özbekistan'daydı ya Kazakistan içinde bir noktadan tam hatırlayamıyorum ama Oradan Afganistan'a aktarılıyordu. Yani bu NATO kapsamında, İSAP kapsamında buraya gelen tüm ülkelerin malzemeleri ve personel nakli direkt Afganistan'a Kabil üzerinden yapılmıyordu. Nadiren. O kuzey akım dağıtım noktası denilen o nokta üzerinden gidiyordu. Burayı kim işletiyordu? Amerika Birleşik Devletleri işletiyordu. Şu anda bu noktada kapanmak üzere. Yani diğer e, üslerin her birisinden zaten Amerika'ya çıkartmışlardı. Buranın açık kalması için Amerika çok ciddi çaba sarf etti. Yerinde üst bulamadılar. Evet. Ve onun üzerine Kazakistan'a bir öneride bulundu veya işte Karadeniz Türkmenistan'da olabilir. İki tane e, liman e, kentini kendisine üst vermesini istedi. Bu bir ay önce Amerika Rusya e, hop potur bol kalktı. Sakın böyle bir şeye niyetlenme. Zaten bu Hazar'la imzaladığımız anlaşmaya da aykırı. Üçüncü bu anlaşmada imzası bulunanların dışında hiçbir güç bu kıyılardan bilmenlerden istifade edemez diye bir madde olduğu için buna karşı çıktı Amerika'yı geri çevirdi. Yani Amerika'nın o bölgede Kafkaslar üzerinden girmek veya farklı yerlerden girmek gibi arayışları hep sürecektir. Yani şu anda evet üst bölgesi yok gibi diyoruz ama Pamir Dağları'nda bunu uydu resimleri de var. Yani Çin, Tacikistan'da böyle bir biraz evvel ifade ettiğim gibi gizli bir karakol kurmasının nedenin başlarında Amerika'nın da Doğu Pamir yaylalarında veya benzeri bir bölgede de bir üs kurması. Pakistan'da da olumsuz cevap alınca burada bir üs kurduğu ve aşiretlerle anlaştığı şeklinde bilgiler var. Yani bu uydu resimleri Amerikan birlikleri hani Suriye'de diyoruz ya kaç birlik geldi dozerler gray orada aynı görüntüler var orada da. Peki. Amerika, yani Afganistan'ı e, içinden olmasa da e, uzaktan e, ve uzak yakından <laughs> kontrol edecek diye düşünüyorum. Ama edin bu akşam bütün konuklarımızı biraz batıcı buldum ben. Ama ilginç olan bu kadar konudan bahsettiğiniz halde İsrail'i hiç ağzınıza almadınız. E, dedim ben İsrail gibi. dedim ya. Bir parça değindiniz. İşte yani yeter o kadar. Yani yani Türkiye, ile mesela... <laughs> şu, Türkiye ile mesela Türkiye ile İran'ın gerilmesi çok hoşuna gider. Evet mesela, işte, işte yani işte. bu bir sonuç doğurur mu? Yani Türkiye, gelerek, Türkiye sonra İsrail işbirliğiyle gidebilir. Gidebilir. <laughs> evet, İran İran olunca sürprizli e, olacak evet. artık yani. Çünkü o heterojen blok dağılıyor. Dağılıyor, evet. Yani aynı yerde hem Mısır hem Fransa hem Yunanistan hem bilmem Almanya hem Fransa, ne oluyor yani bu kadar <laughs> <laughs> nerede dağılabilir İsrail'in İsrail kendi hesaplarına bakmamız lazım. Yani bölgedeki bu, İsrail'de bak. de yani sistem evet. zaaflar gidikler vermeye yani başladı orada. yani evet. İsrail'in en güvenlikli hapishanesinden tünel açıp kaçmış işte şeyler. Fotoğraflarını görme şansınız oldu evet. mu? Yani yani şu görmedim. kadar delikler. Yani. Evet. Şu evet. kadar yani insan yolu açılıyor şey. filmlerdeki evet. gibi. <laughs> yani evet. şu kadar bu kadar yani fark etmez. <laughs> yani, yani, işte, yani yapı iyi uğraşılmış demek istiyor. Evet. Evet. Ve altı 6 kişi yani bir anda bir, bir gecede bakıyorsun ortalıkta ve daha kötüsü hani adamlar kaçabilir. Ertesi gün fark et yakalanır. Hay günlerce fark edilmemiş bir de. Saymıyorlardı. Peki. Bu İsrail'in biliyorsunuz bir ara Mısır'da bir gemi oturmuştu biliyorsunuz. Hani Körfez Süveyş Kanalı kapalı kalmış. O zaman evet. İsrail bir açıklama yapmıştı. Yani Mısır'ı baskı altına almak için hemen kuzeyden bir hat bypass attı. Hı oluştururuz demişti. Mesela bunun etkileri Mısır'da çok uzun süre konuşuldu. Hı -hı. E, Mısır yerel medyasında da aynı şekilde. Ve bundan Mısır inanılmaz bir şekilde çekiniyor. Böyle bir şeyi İsrail'in yapabileceği konusunda. Yaptığı takdirde şu anda en önemli dayanağı Süveyş kanalına. Süveyş Tur kapanıyor. Evet. G şey bitti. Turizm geliri yok şu anda. Pandemi. E, ba daha çok şunun için sormuştum İsrail konusu. Paşam dediğiniz çok haklı da. Bir bu küre koalisyonu denilen şeyin daralmış, e, dağılmış olması hatta öyle söyleyelim. İki. Ya ama İsrail elde ettiklerini etti zaten. Yani bunu Arabistan her Mevcudiyetinin güvenliği açısından söylüyorum. İki mesela Afganistan meselesi dahil siz anlatıyorsunuz işte. İran'ın rolünün büyüdüğünü görüyoruz. İran'ın rolü büyüyor. Amerika eski rolünden düşüyor. E şimdi bu İsrail'de bir orada da yeni bir hükümet var ve şey bir hükümet üstelik yani. Seyreltilmiş bir hükümet öyle söyleyelim. Bu işte şu anda Türkiye-İsrail ilişkilerinde ki de Ankara'ya avantaj sağlar mı diye soruyorum. Yani, yani hani öyle denir ya. Şimdi asıl yani en güçlü olduğu dönemde ne? Yani İran'ın rolü büyünü, büyüyor diye söylediğiniz zaman İran bir bakıma Afganistan'dan en fazla göç alan ülke. evet. evet. Yelkin'de de şu kayıtlara göre 900.000 kişi varmış. 1 evet, milyonun yani yakın. 1.5 milyon ama şeyde var. Pakistan'da daha çok var. Tabii Pakistan'da da var ama şu anda bütün kaçan Afganların hepsi Pakistan'dan ziyade İran'a yön şey yapıyorlar. Ee, o bakımdan bu İran için zaaf yani esasında. Bu kadar çok. Yani nasıl bizde problemse orada da problem. Çünkü İran ekonomik açıdan Hay bu zor durumda. Ee, gelen insanlar da aç geliyorlar oraya şu anda. Türkiye du duvar ördü ya bütün İran hududuna. Kaç günde yani bir de bu, bu kaç günde bu örüldü yani bu şeyler filan. Yani bütün İran sınırı kontrol altına alındı. Olabildiği kadar tabii. Hı hı. Alınabileceği kadar. Ben yani o yüzden hani İran çok ak, yani Afganistan'da çok böyle etkili bir aktör. Hayır, hayır. Bölgedeki hayır, rolü bir şey... Afganistan'da değil, değil. Bölgedeki rolü biraz büyüyor öyle söylemek lazım. Bir de şeyi de yani Irak'ta <laughs> Irak'ta hayatının kavgasını veriyor şu anda İran. Seçimde ne, ne olacak, olur. ne bitecek göreceğiz. Şimdi o sonuç Suriye'yi de etkileyecek bence. Burada İran'ın şeyi yeni cumhurbaşkanı Süleymaninin bir başka modeli. Yani e, bütün İran'da biliyor ki devrimden sonra bütün o idam cezalarının infazını yapan yani o cellat takımının başında olan insan. Yani e, şimdi böyle radikal bir insan İran'ın başında. Bu öyle İran'ı çok e, hayır hayırhah bir şeyin içine e, koridora sokmaz yani. Peki. O yüzden de zaten <laughs> Irak'ta fevkalade e, katı bir tutum içindeler. Bu Irak, Afgan yani hareketliliğinin Türkiye resmi ağzından ifadesi şöyle bu olaylarla birlikte 570 bin Afgan harekete geçmiş. Bunlardan bir kısmı Kuzey'e gitmiş. Ağırlıklı bölümü Pakistan'a geçmiş. İran'a devam edenler de var? Ama zaten İran'da biliyorsunuz ilkinden kalan bir Yekun da var. Türkiye'ye geçen kısım çok çok düşük bir değişiklik olmadığını söylüyor Türkiye bu konu, yani şeydeki daha önceki aylara kıyasla herhangi bir değişiklik olduğunu söylemiyor. Neyse bu çok tartışılan bir konu. Ama bu e, bazı ülkeler biliyorsunuz açıklama yaptılar. İşte Kanada ben 40 bin kişi alacağım dedi. Öbürü bir 20 bin kişi, kişi ama alacağım diyorlar. İşlerinden elekten geçirerek nitelikli parası olan Seçecek, ve şeyleri seçeceğiz e, diyorlar adamlıyoruz yani, onları biliyoruz evet. zaten Paşa. Şu şeyi bir söz verdik izleyicilerimize diğer ana konumuza geçmeden önce Lafarge meselesinde bir konuşalım. Bu şimdi bu bu şirketin adını biz ilk duyuyor değiliz Fransız şirketi. Evet, evet. Çimento şirketi. Ne haltlar ettiğini bölgede evet. biliyoruz. Şimdi ortaya çıkan adamın bu, bu şirketin bu rezillikleri yapmış olması değil. Önemli olan Fransız askeri istihbaratıyla ve sivil istihbaratıyla... Haberleşerek biz bunu organize olarak da diyebiliriz. Bu işlerinin yaptığının belgelerle ortaya çıkması. O belgelerde işte veriyor arkadaşlar evet, evet. O belgeleri de. Ortaya çıkmış Ve olması. Ve Fransız ha. adliyesi yargıtayı <laughs> onayladı. Tamam hani bunu görün baştan davayı diye. Yani burada bir problem vardır dedi Şimdi biz bunları çok duyarız da. Hocam Arne abi hani şey yani, yani Fransa'nın yani Paris çıkar der ki vay eşekler filan der böyle gider. Hayvar ha. Şekler demek ayrı. Hı. Şimdi bunun Türkiye Hududuna Hı. dönük bütün e, tünellerde evet. tünelleri bu şirketin açtığını evet. gördük. Evet. En Parti, önemlisi Türkiye e, bir ciddi bir savaş suçudur bu. Tabii, tabii yani e, Fransa'sında. Yani Türkiye yani. bunu hukuk planında hocam da dedi. Tamam. Gibi, yani bunu bırakmaz peşini. Tamam. Evet. Yani bunu uluslararası camianın Türkiye'nin bence eline çok ciddi bir koz geçti. Ee, zaten Lafarge'in dediğimiz bu şirketin e, Afrin'de olan e, o beton blokları, mevzileri NATO standartlara göre oluşturmuş olmasından zaten belliydi. Aynı zamanda PKK, PYD'nin kullandığı birçok mevzileri yani bu iki taraflı zaten e, rejimin de kullandıklarını dahil hepsine ciddi bir şekilde orada bulunmasını karşılığı. Bir de orada nereye mal sattığına bir bakmamız lazım. Yani bunun Buradan bu iç savaş 2011'de başladığından beri bu çimento fabrikası hangi yoldan nereye ihracatta bulunmuş? Ve böylesine iç savaştan yanmış, yıkılmış bir ülkede buradan çimento alarak Suriye'de yapılmış bir inşaat var mıdır? Buna bakmak lazım. Yani bu burada tamamen savaş ekonomisinin bir devamı olarak bir yandan PKK'ya, PD veya rejime Ayakta kalmalarını sağlayacak teknik destek veya e, işte mevzi vesaire gibi oluşumlar. İkincisi onlar için komuta yeri ve benzeri tesisler, e, irtibat endekleri, mevziler inşa etme. E, üçüncüsü de bence en önemlisi de e, çok ciddi bir şekilde maddi kaynak temin ederek e, Fransa adına istihbarat oluşturma. Çünkü Fransa'nın burada 300-400 tane özel kuvvet askeri vardı. Esasında çimento fabrikası yalnız değildi. Yani istihbarat derken istihbaratçılar zaten oradaydı özel kuvvetler şemsiyesi altında. Fabrika personeli evet. gibi. Aynen aynen. Yani Yerelden de kullandıkları ya da fabrika personeli gibi. Zaten böyle bir ortamda harp, harp ekonomisi kavramında biz hep e, bunu böyle nitelendiririz. O harekat alanı içinde bulunan her türlü tesisin insan hareketlerinin yakından incelenmesi lazım. Ee, ne satıyor, nereye gidiyor? Ben hep onu merak ettim açıkçası. Bu Afrin harekat başlarına bu çimento fabrikası hangi ürünü nereye satıyor? Ya ben o dönemde yani o yıllar bu, bu da konuştuğumuzu hatırlıyorum ama tabii buna bağlamadık çünkü ortada evet. hani bu iş yani bir şirketi söylüyorsan ocağı devlete dayanır ama şimdi ortaya çıkmış olması ilginç. Ama onun resimleri var. Ben o zaman da evet. e, bakıyorum ya dedim yok, ki yok, ya bizim... burada ben bu fabrikanın sahibi olsam. Yani bundan para kazanmak isteyen, dünya çapında ünlü bir çimento fabrikası. E, bu başladı, ülke yanıyor, yıkılıyor. E, kimsenin çimento alma ihtimali yok burada. E, Ortadoğu ülkelerine baktım ben ana şeyine, Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor. E, i̇hracatı falan da yok. Bütün limanlar kapalı, bilmem neler kapalı. Nereden gidiyor bu? Tırlarla falan mı naklediyor desek? Irak'a giden bir şey yok. En, Suudi Arabistan gidip oradaki çimento ile falan, e, bu işleri çözecek hali de yok yani bir kere ben Fransa devlet tarafından cipsi devlet, bir ha. şekilde subvanse edildiğini. Tamam ne yani ee, o çıktı zaten o. Tabii tabii yani, tabii, yani e, o dönemde de öyle. E-mailler vesaire şunlar evet. yani karşılıklı konuşmalar var şirketle As Fransa Askeri istihbaratı sivil istihbaratı arasında sayılır. Şimdi diyorum ki ben paşam ne yapsın Türkiye? Türkiye e, derhal e, uluslararası ceza savaş suçları mahkemesinde bundan e, somut ortaya koyarak işte yapılan mevziler hani girdik ya bu tank koruma endekleri bilmem neler hepsini resmini çekerek bunların bir şekilde var evet yani var ve Yabancı bunları gözlemcileri evet, evet. edebilir. Bu saldırı buralar kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine sınır ötesine mevzilerden yapılan saldırılar vesaire hepsinin listesini çıkararak Tabii. bunun bir sivil kuruluş ekseni altında bir Cenevre harp da aykırı bir savaşan taraf olmaksızın. Kasabalarımızı bombaladılar tabii, oradan. Işte savaşan taraf da değil. Yok, savaşan taraf olmaksızın. Evet. Ve bunun en önemlisi işte bunlar işte her biri örnek. Yani Türkiye'ye sızan, Türk askerini şehit eden, yaralayan, yollara el yapım patlayıcı bunları kullanarak koyan. Bütün bunların her biri dünyanın belki de en ağır savaş suçlarından birini oluşturur. Amerika'da yapmıştır Afganistan'da. İsrail'de yapmıştır ama böyle sivil bir kuruluş ekseni içinde bunlar yapılmamıştır. Bu çok farklı bir şeydir. Peki. Yani e, bu açıdan e, Türkiye'nin şey elinde mi? ciddi bir koz şey var. Süleyman hocam. Niye şimdi Fransa'da böyle bir şey oldu? Vallahi bu işlere çok ermiyor benim <laughs> aklım. Nasıl mı? <ermez>? Yani. <laughs> Şüpheniz var mıydı i̇şte, zaten yok. Fransızların hani e yani konuda? Yani tabii her türlü şey beklenir. Ben tabii biraz yerim şeye de baktım. Yani hani bunun bu şekilde ortaya çıkması, yani yargı üzerinden tekrar geri dönerek burada bir problem var denmiş olmasını ben Fransız siyasetindeki bir şeye de bağlanabileceğini düşündüm bilemeyeceğim. Şey bu konuda hiç konuşmadık. söylemişim. Evet. Anladım evet. tamam mı bu konu. Yani ben <laughs> e, hocamın söylediği, efendim işte peşanın <laughs> söylediği bu uluslararası mahkeme <laughs> Türkiye'nin mutlaka bir takım gözlemcileri getirerek çünkü bizim kendi sadece askerimizin şey edilmesiyle alakalı tabii, olarak değil de tabii. sivil Kasabalarımız bombalandı. Ekonomik hayat durdu. Ee, bir soru 16 yaşındaki genç kızlarımız uyurken şehit oldu. Tabii. Mesela e, bu taraflar yani bu, sonuçta Fransız Yargıtay'ın bir kararı sizin dediğiniz gibi. Evet. E, şeyi de e, Daesh'i de finanse ettiği konusunda Lafarge'ın şeyde bulunuyorlar. Yani her türlü pislik tabii, söz konusu tabii. olabilir. Çünkü hı -hı. bu belli ki tabii, tabii. De, istihbaratın kurduğu bir şirket. Hı -hı, hı -hı. E, onun salimatlarıyla e, hareket etmişler. Onlar neyi istediyse onu yapmış. Hepsi. Hı -hı. De, o bakımdan ben e, yani şirketin ya yani hükmü şahsiyetinde hı -hı. ne suç suç yükleyecek şeyimiz yok. Doğrudan duruyor. Fransız Genel Kurmayının Fransız istihbaratının e, ve Fransız devletinin suçu bu. Yani. <laughs> çimentodan alacak halimiz yok yani. Bizim. Peki. Üçüncü bölüme geçeceğiz birazdan. Şimdi bir ara veriyoruz efendim. Kısa bir ara. Biraz sonra tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim tamam, döndük son bölüm kıymetli değerlendireceğiz yani verimli daha doğrusu biz olacağız. iki konuya değineceğiz sözümüzü tutmak açısından lafarcık konuştuk şimdi paşam bize Almanya seçimlerini giriş diyelim öyle evet. ifade edelim çünkü önümüzdeki dönem bunu hem konuşacağız hem Türkiye'ye bir aksilik halinde o halleri de sayacak şimdi paşam etkileri var o bir de Ahmet Bey'den şeyi rica edeceğiz siz başlattınız, siz bağlayacaksınız herhalde Kaddafi'nin oğlu meselesini. Evet. En çok siz konuştunuz. Evet. Hatta biz de itiraf edelim, suç biz de orada. Çok da yüz vermedik. Yani o <laughs> konuya. Evet. evet. Buyurunuz paşam. Ben tabii Almanya seçimleri hem bölgesel hem küresel hem de Türkiye ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğuracak. Ee, bununla ilgili dediğim gibi bundan bana bu bilgileri aktaran değerli Kenan hocama bir kez daha teşekkür ediyorum bugün iki buçuk saate yakın Kenan kendi... hocamızın tam ismini söyleyeyim, ee, söyleyeyim. Kenan Demiroğlu profesör tamam. doktor tamam. Ee, bugün e, gelerek de iki saat yakında bu bilgileri benimle paylaştı kendisi ve birlikte de tartıştık sevgilerimizi dileğiyle. E, öncelikle e, Almanya taban yayın öncesi konuştuk. E, Merkel'in sağ kolu konumunda olan Al Çin büyükelçiliğine atanan e, Hacker hayatını kaybetti ilginç bir şekilde. İşte, hayatını kaybetti deyince sanki Kay he. normal bir şeymiş gibi. Yani biz de bir şey evet. görmüş değiliz ama mesela evet. Süleyman hocam ilk konuştuğumuzda o konudan icazetmedi. Evet. Yani evet. o şey o çok bir konu ilginç değil. bir şeydi. Yani bunu Bil kaç yaşındaydı? E, genç bir adam? Daha 52 vardı. yaşında hukukçu. Çin-Almanya ee, ilişkilerini bilhassa... Evet e, ve Amerika ilişkileri dahil Merkel'in her ikili görüşmede e, hep görüntüleri de vardır. Hı hı. Hep yanında e, duran kişidir. Ve e, Çin e, Büyükelçisi demek Amerika ya yani Amerikan Büyükelçisi, Rusya Büyükelçisi ile eşdeğer ve çok önemsenen bir isim olarak Merkel görevi bırakmadan evvel atadığı bir isimdi. Göreve gittikten iki gün sonra tabii hayatını kaybetmesi veya ne şekilde oldu? Genç, sağlıklı bir insan öyle biliniyordu. Hı hı. Bu tabii çok ilginç bir konu. Ee, diğer bir konu e, seçimlere gelmeden evvel Almanya esasında bildiğimiz Almanya değil verilere göre birkaç e, veriyi e, ben sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bir kere dijitalasyon, yani dijitalleşme dediğimiz ha, yer. Bir dakika. Şimdi aslında şunu sayıyorsunuz. Bu seçimlerle ilgili bir bölüme geçmeden önce evet, bugüne kadar bizim Almanya'nın ayrılmaz al parçası saydığımız konuların bizim bildiğimiz gibi olmadığını. olmadığını evet. Bu önemli bir konu. Buyurun. Yani bu açıdan evet yani Türkiye belki insan hakları şu bu konularda eleştiriyorlar falan ama e, Almanya'nın, İngiltere'nin halleri e, Türkiye'nin mesela dijitalleşme konusunda Avrupa'nın en geri kalmış ülkesi olarak geçiyor. Biz Almanya'nın bir sürü marka sayıyoruz. Ama niye? Bunu seçime girecek partilerin hepsinin seçim beyannamelerinde de yer alıyor. Dijitalleşmede ve bir nüfus müdürlüğünden bir evrakın kaç saatte alınabileceğini hesabı yapıyor. Dünya ülkeleri diyor bunu işte bizim gibi E-Devlet'ten, E-Napız'dan bilmem nereden alıyor. Biz hala diyor oralara giderek bu işi yapıyoruz diyorlar. Diğeri bir konu, bakın bu çok ilginç bir şey. Alt yapı bozuklukları 40 bin köprünün 5 bini trafik için tehlikeli yıkılma tehdidi altında. 5000 köprü. Geri kalanın üçte dördü de. Nerede? Amerika gibi bir. Evet, e, çürüme halinde. Okullarda ciddi tadilat eksiklikleri var. E, 2022 yılında son atom reaktörünü kapatıyorlar. 2038'de elektrik üretiminden kömürü çıkarıyorlar. Ama yenilenebilir enerji kaynakları için şu anda Hamburg şehrinin harcadığı kadar enerji üretmeleri gerekiyor ki bu mümkün değil. Şu anda denize o rüzgar santrallerini deniz üzerinde kurmaya e, başladılar. Bunun dışında yaşlı ve hasta bakımını bakamıyorlar. Emekli maaşları çok çok kötüydü. Daha yeni Merkel giderek emekli maaşlarını biraz arttırdı ve yaşlı ve hasta insanlar Amerikan nüfusunun %8 %11'i 12'sini oluşturmaya başladı. 85 yaş ve üstü grup e, giderek yaşlanan bir 2.2 trilyon avro devlet borcu var. E, bunun gibi birçok özellikler var. Tabii bu e, kiralar müthiş artış durumunda. Ee, bunun dışında özellikle çevre kirliliği, e, hava kirliliğinden yılda 70 bin insan hayatını kaybediyor Almanya'da. Ya 70 bin insan ortalama bunu e, şeyler söylüyor. 70. Bakın burada eee CDU partisinin seçim beyannamesi var, SDP'nin var. Diğerlerinin hepsinde bunlar çok kapsamlı. Evet. E, bu yaşlı insanlar üzerinde özellikle bakımsızlık nedeniyle arttığını, e, her 5 çocuktan biri fakirlik sınırında büyüyor Almanya'da. E, genel e, bunlar e, bütün partilerin seçim Sanki aşağıya ülkesinden afrika evet, yani bunlar bilinmeyen yönleri esasında Hı -hı. bununla ilgili çok çok e, farklı hususlar var. Seçimler yani 26'sında. Varsa onları daha söyleyin çünkü biz bu Almanya Almanya e, bildiğiniz, seçimleri giderken. Bildiğiniz gibi bir Almanya gibi değil gerçek e, anlamında işte baktığınızda Belki 70 bin kişi ölüyor demek yeşilleri de biraz açıklıyor. Zaten demek. yeşiller onun için ortaya çıkıyor. Ee, şimdi Almanya e, ikinci çeyrekte 1.6 büyüdü. O yeşiller bir de bu sel politikalarını reddettiler ama. E, tabii ama yeşillere şöyle e, arada da hani söylemiştim. Yeşillere e, o dönem içinde selin e, çok ilginç bir tespit var. Selin e, Almanya'da diğer iktidar iktidara önemli bir oy kaybettirmediği ortaya çıkmış. Yani sel felaketinin. E, çünkü e, bu doğal bir şey. E, bu e, olacaktır demişim. Çünkü Almanya'da evler biliyorsunuz yani köprüler gibi de daha sağlam ve dayanıklı olarak yapıldığı için e, Almanya'nın şu anda en büyük sorunlarından biri e, nitelikli eleman sayısı e, şu anda geçen yıla göre yüzde 25 oranda azalmış e, ve bu sayı 400 bine tekabül ediyor. 20-65 yaş arasındaki istihdamda yüzde 4 yüzde 4 buçuk yüzde 5 düşüş var. Gelen göçmenlerle bu karşılanamıyor ve şu anda esasında. Yurt dışında gelen göçmenlerden, Türkiye'den de mesleki eğitiminiz varsa ve bunu Almanya'da aldıktan sonra iki yıl Almanya'da bu alanda çalışıyorsanız, Almanya'da sizi oturma, çalışma müsaadesi veriyor ve devam eden süreçte de vatandaşlık hakkı veriyor. Bunun için birçok haklar veriyor, nitelikli elemanlarını yetiştirmek için. Mesela Türkiye'den de yeteri kadar mesleğini icra edecek kadar Almanca konuşan, ve mesleki eğitim almış olan herkese kapılarını açıyor Almanya şu anda. Yani bu Alman ekonomisinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi endişeler yaratıyor şu anda. Bu bugünkü gazetelerde şimdi, de yayınlanan bir haber. Paşam şimdi bu sizin dediğiniz yüzde onla gerçekleşse Avrupa obruk gibi yani komple çöker. Zaten alanların geri kalan kısmı sürünüyor. Peki devam edin. Ee, burada tabi e, mesela polis kadrolarında ciddi zayıflık var. İç asayiş açısından. Bu çok önemli bir veri. Ee, ormanları ölüyor. Her ee, yıl diyorlar ki 70 bin ağaç kendi kendine e, bitiyor. Bakımsızlıktan, yetersizlikten. Ve buna e, diğer hava kirliliği ve benzeri etkenler de son derece e, önemli. E, şimdi Amerika'da, şey Almanya'da 16 eyalet var seçime girecek. 299 tane ilginç bir seçim sistemi var. Yani onu bir sonraki programlarda tartışılabiliriz. Bu evet. çok ilginç bir giriş oldu. Hani bunun seçimlere etkisini de. Evet, bakın burada bir ortalama var. Bunu değil. Almanlar yapıyor. Eğitim ayırdıkları, doğuşlantta eğitim yatırımlarında Almanya'nın e, nerede olduğuna bakınız. Türkiye nerede? Dur, bunu göstereyim. Almanca ama efendim en azından şöyle yapalım. E, eğitim yatırımları, Şu, yani bu ülkelerin yaptığı eğitim yatırımları olan. Top, en alttaki, pardon, kırmızının altındaki o kırmızı. OECD ortalamasını gösteriyor anladığım kadarıyla. Evet. En alttaki de Almanya. Türkiye'yi de görüyorsunuz. Görüyorsunuz onun üstünde. Böyle hal budur. Evet. Buyurunuz. Yani Almanya e, çok ciddi sıkıntılar içinde. Bununla ilgili saatlerce konulacak şey var ama Hı -hı. şu anda Sosyal Demokrat Parti ama hiçbir Şöyle parti iktidara mı? gelemiyor. Onu Bence söyleyebilirim. Bence çok güzel bir altlık evet. oldu bu. Bunu burada keselim. Yani önümüzdeki haftada hatta siz isterseniz Perşembe yani günü. biraz da boyunca Almanca, Almanya için ağlayın diyorsunuz. <laughs> Perşembe günü <laughs> yani öyle büyük bir ülke olmamalısınız yani. İzleyicilerimiz de memnun olacaktır. Ama bu bunlar ilginç giriş. Yani bu biz hiç, hiç öyle hiç, bilmiyorduk, e, bilmiyorduk Hiç yani. öyle bilmiyorduk sizi. Size de iki dakikanız var, buyurunuz. Şu Kadhafi onun oğlu meselesindedir. Bir de Türkiye meselesi çıktı biliyorsunuz. Hani adam serbest bırakıldı. Tabii öyle. Ha şeyi Türkiye. de ekleyeyim. Özel kalem müdürü. Aynı zamanda. Ee, ülkenin istihbarat başkanı. O da serbest bırakıldı. Evet. Şimdi bu bir neden serbest bırakıldılar? Neden Türkiye ismi bu kadar geçiyor? Bu işte Ahmet Ramazan diye birisi kara kutusu diyorlar. Libya'nın. O da serbest. İşte Türkiye'ye geldi, gitti vesaire. Yani ne demek istiyorsunuz uçakla yani? Uçakla geldiler diyor. Yani. Evet. Söyleniyor. Hı hı. Bu Sadi Kaddafi e, yani Kaddafi'nin Üçüncü oğlu. Sıralamasında 47 yaşındaymış. Ee, bu 2011'den işte, beri içerideydi. Evet, bu İtalya'daki futbolu takımını şey yapan budur. İşte orada aynı zamanda oynuyordu da. Bilinen kadarıyla. Ama fizik olarak yüzüne baktığınızda zaten babasına bir kopyası bunlar. Evet. yani. Ve ister istemez tabi linç edilmiş bir insanın çocukları. Evet. Yani Kaddafi'yi seven, sevmeyen, şusu olur, busu olur, işte siyaseten doğru yaptı, yanlış yaptı filan filan ama Kaddafi e, linç edildi ve Fransa'nın e, şunu bunu, ya yani Avrupa'nın şeyiyle, kışkırtmasıyla linç edildi. Bu e, bana göre eee linç edenler açısından Fransa Fransa açısından falan. çünkü bir hafta mı 10 gün öncesi Sarkozy'nin yanlış hatırlamıyorsam seçim kampanyası için para göndermiş falan yazık yani o tür şeyler de var yani kendisini böyle kırmızı halılarla ağırlayan insanlar sonradan linç ettiler adamı Peki ve biz bu o oğlu, yani. oğulları nasıl an, yani şimdi o tabiri de kullanmak istemiyorum ama dünya tarihinde bir gerçek kullanmak mı diyeceğiz ne diyeceğiz yani? Yani kullanmak değil biz en azından de, hani ne vaat? Da, biz biz korunma vaat ediyoruz. Hı, tamam. Ya, yani şu aşamada bizim vaat edebileceğimiz Şimdi yani serbest bırakılmasında onlara, siz bir mana gelmiyor. Hayır ya yani, onlara dayanılarak bir iktidar arayışı söz konusu Hı, olamaz. olamaz. O öyle bir şey yok yani. Anladım. Hani Libya'da bir şey yeni bir yönetim onun da başına insan lazım. Ha bu Kadhafi'nin oğlu olmaz. Hı hı. Türkiye bunu savunmaz yani. Türkiye'nin savunduğu orada doğru düzgün yapılacak seçimlerdir. Aralık ayında. Evet. Yani seçimdir. Orada yani Türkiye'nin de desteklediği insanlar var, hı, adaylar var Falan filan. Yani 24 Türkiye tarzı. demokrasiden yana yani orada ama bu insanın da çünkü Rusya'ya sığınmak istedi Rusya beceremedi. Hı. Hmm. Geri gönderdiler ağzı diğer oğlunu. O yüzden yani Türkiye korunmak korunma Peki, talebini bu, Türkiye takip etmeyi sürdürelim. Çünkü biliyorsunuz kaos içindeki ülkelerde, kriz içindeki ülkelerde eskilere bakmak yani ha Gelenektir. bu, bu öyle da da efendim. oldu efendim yani hani e, eski Peki. ayları yıldız yaparlar hayır bu öyle bir şey Türkiye'nin şey. öyle bir hevesi yok yani. Peki. Bunlardan bir devlet başkanı çıkarmak gibi bir hevesimiz niyetimiz de yok. Peki çok teşekkür ediyorum Avni abi. Tabii. Süleyman hocam ağzınıza sağlık sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Almanya bölümü 2 ile e, ister perşembe ister yerinizde salı günü bekliyoruz onu konuşuruz seyircilerimize haber veririz. Gece tekrarımız var. Yarın öğleden hemen sonra bir deymiş efendim. Youtube'dan tekrarımızı izleyebilirsiniz. Kaçırdıysanız ee, sosyal medya hesaplarına da şimdi hemen bakmaya başlıyoruz. İyi geceler diliyorum.